Cengiz Aytmatov, Sultan Murat, Bölüm 1 Öğretmen İnkamay Apay, İnkamal Abla, kaba örülmüş yün şalına sımsıkı sarılı olduğu halde soğuktan titreye titreye coğrafya dersi veriyordu. Okyanusta Hint kıyıları yakınındaki o masal adası Seylan'ı anlatıyordu sınıfta. Seylan adası haritada meme gibi sarkmış ana karadan düşen bir damla gibi görünüyordu. Öğretmenin anlattığına göre yok yoktu orada maymunlar, filler, muzlar nefis meyvalarmış. Dünyanın en iyi çayı, bilmediğimiz, görmediğimiz daha nice nice nefis meyvalar, bitkiler. Ama bize en çok imrendiren adanın sıcak oluşu hep sıcak kalışıydı. O kadar sıcaktı ki yıl boyunca giyim derdiniz olmazdı. Ne çizme, ne şapka, ne çorap, ne palto Ateş yakmaya da gerek yoktu. Böyle olunca çalı çırpı toplamak için kırlara gitmenize, iki büklüm olarak kuru odun taşımanıza hiç gerek kalmazdı. Tam yaşanacak yerde orası. Canınızın istediği yere diğer, diyersiniz. Dilerseniz güneşlenir, dilerseniz bir gölgeye uzanıp keyif çatarsınız. Gece gündüz sıcaktı, yazdan sonra yine yaz geliyordu, cennet gibiydi. Sabahtan akşama kadar canınızın istediği yerde gezin, dolaşın. Canınız sıkılırsa gidin tüye kuşu avlayın. Tüye kuşu, deve kuşu. Orada çok var. Orada yaşamayıp da nerede yaşayacaktı bu iri aptal kuşlar? Akıllı kuşlar, papağanlar da vardı Seylan adasında. Hem de istediğiniz kadar. Canınız isterse bir papağan yakalarsınız. Gülmesini, şarkı söylemesini, dans etmesini öğretirsiniz. Bunları yapamaz demeyin. Papağan her şeyi yapabilir. Bizim Avıldan yani bizim köyden biri campul pazarında okumasını bilen bir papağan görmüş. Gazeteyi gözüne tutuyormuşsunuz. Tek kelime atlamadan çatır çatır okuyormuş. Daha ne harika şeyler vardı Seylanda. Hiçbir şey eksik değildi. Hiçbir şey düşünmeden rahat rahat yaşardınız orada. Ama tarım işletmecisinin gözünü görüne, gözüne görünmeyeceksiniz. İşletmeci bey elinde bir kırbaçla dolaşır, sanki köle imişler gibi seylanlı işçilerin sırtına sırtına vururmuş. Ah zalim! Kulak köküne bir yumruk aşk edeceksin, gözünde şimşekler çakacak. Sonra da kırbacı çekip alacaksın, elinden çalıştıracaksın. Bu işletmecilere, bu kapitalistlere hiç acımayacaksın, laf söyletmeyeceksin. Ekmeğini kendi ek emeğiyle kazansın. Çok iyi biliyoruz, faşistler onların arasından çıkıyor, savaşı çıkaranlar da onlar. Bizim köyden kaç kişi öldü cephede? Anam her gün ağlar, hiçbir şey söylemeden gözyaşı döker. Babamı da öldürmelerinden korkuyor. Komşu kadına, babamız ölürse dört çocukla ne yaparım ben? diyordu geçen gün. İnkamay apay, buz gibi soğuk sınıfta titreye titreye öksürüklerin kesilmesini sabırla beklerken, Seylan Adası'nı, sıcak denizleri ve ülkeleri anlatmaya devam ediyordu. Sultan Murat, duyduklarına pek inanmasa da, o ülkelerde yaşamak gerçekten harika bir şey olurdu. Seylan'da yaşamadığına pek üzülüyordu. Göz ucuyla pencereye bakarak yaşanacak yer orası işte diyordu kendi kendine. Öğretmene bakar gibi yaparak dışarısının manzarasını seyretmeyi pek becerir ve bundan pek hoşlanırdı ama o gün görülecek bir şey yoktu dışarıda. Hava fenaydı. Bulgur gibi ince ama sert, soğuk, nefes kesen bir kar yağıyor, kar taneleri camlara vurarak ses çıkarıyordu. Canlar buz tutmuştu. Soğuk pencere kenarındaki macunları çatlatmış, kabartmış, yer yer macunlar ufalarak mürekkep lekeleriyle dolu pervazlara dökülmüştü. Seylanda macuna da gerek yok diye geçirdi aklından. Hem neye yarayacak ki macun? Eve pencereye de gerek yok çünkü bir kulübe yapar, üstünü otlarla örtersin ve rahat rahat oturursun içinde. Pencereden soğuk geliyordu. Kenardaki yarıklardan ıslık ıslık giren bir rüzgar sağ tarafını buz gibi yapmıştı ama dayanmalıydı. Onu pencere yanına öğretmen oturtmuştu. Sultan Murat, sınıfın en güçlüsü sensin, soğuğa dayanırsın demişti ona. Soğuklardan önce orada Mirza Gül oturuyordu. Şimdi o Sultan Murat'ın biraz daha kuytu olan eski yerindeydi. Aynı sırada beraber otursalar ne iyi olurdu. Nasıl olsa siper olur, üşütmezdi onu. Böylece hep yan yana olurlardı. Oysa şimdi teneffüslerde yanına yaklaşacak olsa kızın yüzü hemen kıpkırmızı oluyordu. Başka çocuklara pek aldırdığı yoktu ama o biraz yanına sokulsa utanıp kaçıyordu. Peşinden koşamazdı ya. Ne demezlerdi sonra. Herkes güler alay ederdi. Kızlar dedikodu yapmakta pek ustadırlar. Hemen elden ele dolaşırdı yazılı küçük kağıtlar. Sultan Murat artı Mirza Gül eşittir iki aşık. Ama aynı sırada yan yana otursalar kimse bir şey diyemezdi. Dışarısı kötüydü. Kar dinmek bilmiyordu. Açık havada sınıfın penceresinden bakılınca dağlar görünürdü. Okul köye hakim bir tepenin üzerindedir. Köy aşağıda, okul yukarıda. Bu yüzden de okuldan manzara çok çok güzel görülür. Uzak karlı dağları resimdeki gibi görürsünüz ama şimdi bu kasvetli havada birer karaltıdan farksızdı dağlar. Kolları, ayakları buz gibiydi, sırtı bile donmuştu. Çok soğuktu sınıfın içi. Savaştan önce okulu tezekle ısıtırlardı. Tezek alev alev yanar, kömür gibi ısıtırdı. Oysa şimdi saman yakıyorlardı. Saman sobada hemen alevleniyor, çıtırdıyor ama hiç ısı vermiyordu. Birkaç gün içinde saman da bitiyor, tozu, toza, tozu tozağı kalıyordu yalnız. Yazık ki Talas dağlarında iklim sıcak ülkelerdeki gibi değildi. İklim farklı olsaydı hayat da farklı olurdu. Filleri de olurdu o zaman. Mandalara biner gibi fillere binerdi. Hiç korkmazdı. Önce o binerdi file. Kitaplarındaki resimde olduğu gibi başının üzerine tam kulaklarının arasına oturur köyde dolaşırdı. Köyün insanları bağırışırdı. Hey koşun bakın. Bekbay'ın oğlu Sultan Murat file binmiş derlerdi. Mirza Gül de görür, hayran olur, şaşıp kalırdı. O da aa işte yanına yaklaşılmayan kız derdi. Bir de maymunu olurdu. Sonra gazete okuyan bir papağanı. Onları da filin üstüne alır, arkasında bir yere yerleştirirdi. Filin sırtında yer çok, bütün sınıfı taşıyabilirdi. Kimse söylememişti ama biliyordu. İki kere ikinin dört etmesi gibi emindi bundan. O, o canlı bir fil görmüştü. Gözleriyle görmüştü. Canlı bir maymun ve daha birçok hayvan da görmüştü. Köyde bunu bilmeyen yoktu. Defalarca anlatmıştı çünkü. Evet evet, o gün talih yüzüne gülmüştü. Ne mutlu bir gündü o. Hayatında unutamadığı o mutlu olay savaştan tam bir yıl önce olmuştu. Tam ot biçme zamanıydı. Babası Bekbay o yıl Jambul'dan kolhozun deposuna akar yakıt taşıyordu. Akar yakıt taşımak için her kolhoz bir araba gönderirdi Jambula. Babası övünüyordu. Basit bir araba keç değilim ben. Altın gibi kıymetliyim. Benim için arabam ve atlarım için devlet kolhoza para veriyor. Kolhoza çok para kazandırıyorum. Onun için de muhasebeci beni görür görmez atından inip elimi sıkar. Babasının arabası petrol taşımak için özel olarak yapılmıştı. Kasası yoktu arabanın. Dört tekerin üzerine oturtulan kiriş yastıklara kocaman iki varil yerleştirilmişti. Önde sürücünün oturması için yapılan yere ancak iki kişi oturabilirdi. Üç kişi sığmazdı. Arabayı çeken atlar da kolhozun en iyi iki atıydı. Kır benekli iyidiş çat ile doğru iğdiş çontoru idi bunlar. Koşumları da ölçü alınarak yapılmıştı ve çok güzeldi. Rus kayışından yapılan hamutlar ve çekme kayışları katran emdirilmiş iyice sağlamlaştırılmıştı. Ne kadar çekseniz kopmazdı. Sağlam olmasalar bu uzun yola dayanamazlardı zaten. Babası düzenli olmayı ve işinde her şeyi sağlama almayı severdi. Çok iyi gidiyordu bu atlar. Çaptar ve çontoruyu uyum içinde aynı güçle arkaya savrulan yeleleri hafifçe dalgalanarak yan yana yüzen iki balık gibi koşarken seyretmek büyük bir zevkli doğrusu. Onun arabasının dingil sesini ta uzaktan tanırlar. Bu Bekbay'ın arabası Cambul'a gidiyor derlerdi. Cambul'a gidiş dönüş iki gününü alırdı ama Bekbay döndüğü zaman yüz kilometreden fazla yol yürüyenin o olduğuna inanmazdınız. Herkes şaşar Bekbay'ın arabası ray üzerinde ilerleyen tren gibi gidiyor derlerdi. Şaşmakta da haklıydılar. Atların yorgun olup olmadığı, imal edilip edilmedikleri tekerleklerin gıcırtısından da belli olur. Yorgun, bitkin atların çektiği bir araba yanınızdan geçerken içiniz sızlar. Ama Bekbay'ın atları her zaman dinçtirler. Herhalde çok önemli taşıma işini ona vermelerinin sebebi de bu olsa gerek. 2 yıl önce okulların kapandığı, tatilin henüz başladığı günlerde babası, "İster misin seni şehre götüreyim?" dedi. Sultan Murat sevinçten düşüp bayılacaktı neredeyse. Ne mutlu bir olaydı bu. Uzun zamandan beri şehre gitmek için yanıp tutuştuğunu nasıl anlatmıştı babası. Harika bir şey. O güne kadar şehre hiç gitmemiş, görmemişti. "Yalnız kimseye söyleme ha." dedi babası. "Küçük kardeşlerin duyarlarsa kıyameti koparırlar ve sen o zaman hiçbir yere gidemezsin." Çok doğruydu. Kendisinden üç yaş küçük olan Hacı Murat asla hakkından vazgeçmezdi. İnatçının tekiydi. Babaları evde olduğu zaman onun yanına başka kimseyi sokmazdı. Sanki yalnız onun babasıydı, yalnız o vardı bu evde. O zamanlar henüz çok küçük olan iki kız kardeşi ancak ağlayıp çırpınarak babalarının kucağına sokulabilir ve kendilerini okşatırlardı. Hacı Murat'ın babasına bu derece düşkün olmasına komşular da şaşıp kalıyordu. Herkesin çekindiği sopa gibi kuru, sert, arı ukan nine boğum boğum parmaklarıyla kaç defa kulağını çekmişti onu. Edepsizlik etme. İnsan babasına öyle yapışır mı hiç? Hiç de iyiye işaret değil bu. Bir çocuğun yaşayan, yanı başında olan babasını bu kadar özlemesi görülmüş şey mi? Bakın, sonra söylemedi demeyin. Bu çocuğun bu hali huursuzluk getirecek, felaket getirecek başımıza. Annesi çocuğu uzarlamış, tuh sana diye bir tokat indirmişti. Ama Arı Ukan nineye bir şey diyememişti. Herkes korkardı ondan. Arı Ukan nine hiç de boşuna konuşmuyormuş. Dedikleri oldu sonunda. Hacı Murat'a da yazık oldu. Şimdi büyüdü, üçüncü sınıfa gidiyor. Annesinin yanında ona bir şey belli etmemek için kendisini tutuyor ama babasının cepheden dönmesini çok büyük bir özlemle bekliyor. Akşam yatağına girdiği zaman tıkı büyükler gibi dua ediyor. Allah'ım ne olur yarın babam dönsün diye yalvarıyor. Her gün yapıyor bunu. Çocuk işte sabah kalkınca her şeyin değişeceğini, bir mucizenin gerçekleşeceğini umuyor. Ama Sultan Murat başka türlü düşünüyordu. Keşke babası gelse de hep Hacı Murat'ın olsa, onu kucağına alsa, başına oturtsa. Yeter ki sağ salim dönsün. Babasını sağ salim görmek mutluluğu yeterdi ona. Yeter ki dönsün. Babasının çuy kanalından döndüğü gün ailede yaşanan o mutlu olayı bir daha yaşamak ne iyi olurdu. Bunu öyle çok istiyordu ki İki yaz önce babası tam beş ay çalışmak için tüy kanalına gitmişti. Tabii yine arabacı olarak. Yazı ve sonbaharı orada geçirmişti. Emek kahramanı olup ödül de kazanmıştı. Bir akşam üzeri dönmüştü eve. Birden dingi sesini, atların hırıltısını duyan çocuklar hemen fırlamışlardı. Baba, baba! Babaları iyice zayıflamış, bir çingene gibi kapkara olmuş, saçı sakalına karışmıştı. Elbisesi de annesinin daha sonra anlattığı gibi serseri kılığında gösteriyordu onu. Yalnız meşin çizmeleri yepyeniydi. Babasının kollarını ilk atılan Hacı Murat olmuştu. Sonra da boynuna sarılmış ve hiç bırakmamıştı. Sevinçten ağlayarak. Ata, Atake, ata, Atake. Ata, Atake, baba, babacığım diyordu durmadan. Onu bağrına basan babasının gözlerinden de yaşlar boşanıyordu. Komşular da koşup geldiler, duygulanıp ağladılar. Mutluluk yaşları döken anneleri de babasının etrafında dönüp Hacı Murat'ı almak istiyordu. Bırak artık, yetişir. Bak başkaları da var. Yalnız sen misin babanı özleyen? Böyle mi hoş geldin der insan? Ama Hacı Murat'ı babasından ayırmak ne mümkün? Sultan Murat içinde bir şeylerin kabardığını hissetti. Yüreğinden kopan, yakan ve gittikçe büyüyen bir şey gelip tıkamıştı boğazını. Göz ağzına kadar süzülmüştü. Tuzun tadını alır almaz kendine geldi, silkindi. Ağlamalı mıyım? Hiç ağlamamalıyım, dedi kendi kendine. Ders devam ediyordu. İnkamal apay, şimdi çavayı, bornoyu, Avustralya'yı anlatıyordu. Yine o yazları bitmeyen harika ülkeleri. Timsahları, maymunları, palmiyeleri ve daha nice nice olağanüstü şeyleri bir de harikalar harikası kanguruyu. Kanguru denen bu hayvan yavrularını karnındaki bir kesede taşıyordu. Zıplaya zıplaya koşarken yavrusu da kesesinde kalıyordu. Şaşılacak bir yaratık. Ne yaratıklar vardı şu doğada. Hiç kanguru görmemişti. Yazık ama filleri görmüş, maymunları görmüş, daha birçok hayvanı görmüştü. Hem de elinizi uzatsanız değeceğiniz kadar yakından. Babası onca şehre götüreceğini söylediği gün sevinçten yerinde duramamıştı. Sabırsızlanıyor, heyecanlanıyor, içi içine sığmıyordu. Yazık ki kimseye söyleyemiyordu bu sevincini. Hacı Murat duyacak olsa kıyamet koparırdı alimallah. Sultan Murat gidiyordu ben niçin gitmiyorum diye ter ter tepinirdi. Ne cevap verecekti o zaman? Bu yüzden bir gün sonra yapacağı yolculuğun sonsuz sevincine, kardeşine karşı bir suçluluk duygusu da karışıyordu. Oysa o beklenmedik mutlu olayı Hacı Murat'a ve kız kardeşlerine anlatmayı ne kadar çok istiyordu. Onlara her şeyi anlatmak için yanıp tutuşuyordu ama babası, özellikle de annesi, kardeşlerine hiçbir şey söylememesini şart koşmuşlardı. Olayı ancak o gittikten sonra öğrensinlerdi, böylesi daha iyi olurdu. Sırrını kimselere açmamak onu çatlatacak, öldürecekti neredeyse. Yine de o gün herkese her zamankinden daha nazik, daha sevecen davranıyor, herkese yardım etmek istiyordu. Her yere koşuyor, her işi yapıyordu. Kemetle danayı yakalayıp daha iyi otlar bulunan bir yere götürmüş, bahçede patatesleri çapalamış, annesine çamaşırda yardım etmiş, çamura düşen kız kardeşi Almatay'ı yıkamıştı. Daha neler neler yapmamıştı. Sözün kısası Sultan Murat o gün öyle hamaratlık etti, öyle gayret gösterdi ki Annesi onun bu haline gülmekten kendini alamadı. Yine de gülmesini belli etmemeye çalışarak. Sana ne oldu böyle? Her zaman böyle olsan ne iyi. Tahtaya vuralım da nazar değmesin. Öyle yardımın dokunuyor ki seni şehre göndermesek daha iyi olacak galiba demişti. Bunları laf olsun diye söylerken bir yandan hamur açıyor, yol için çörek ve daha başka şeyler hazırlıyordu. Bir kavanoza da tereyağı koymuştu. Akşam semavenin başına toplanıp hep birlikte çay içtiler. Sıcak sıcak kaymakla bazlama yediler. Bahçede, arkın yanında, elma ağacının dibine oturmuşlardı. Babasının bir yanında Hacı Murat, öbür yanında da kız kardeşleri vardı. Andesi çay koyuyor, Sultan Murat bardakları dağıtıyor, ara sıra da semavere kömür atıyordu. Büyük bir zevde yapıyordu bunları ama yarını düşünmekten de kendini alamıyor. Şehre gideceği bir dakika bile aklından çıkmıyordu. Babası bir iki kere göz kırptı. Hatta herkesin yanında Hacı Murat da biraz dalga geçti. Ey Hacike dedi. Çayını yudumlarken. Kara yeleğe binemiyor musun daha? Alıştıramadın mı? Hayır ata dedi Hacı Murat üzgün bir sesle. Yiyeceğini içeceğini veriyorum. Köpek yavrusu gibi peşimden geliyor. Hatta bir keresinde okula kadar geldi de pencere dibinde teneffüse kadar bekledi beni. Bütün sınıf gördü ama bindirmiyor. Biner binmez atıyor sırtından üstelik tekme de savuruyor. Babası akıl veriyormuş gibi Alıştıracak, yardım edecek birini bulamadın mı? Sultan Murat atıldı. Ben yardım ederim Hacıke. Onu öyle bir terbiye ederim ki. Hacı Murat sevinçle bağırdı. Yaşa, hadi gidelim. Oturun yerinize, diye bağırdı anaları. Önce uslu usul çayınızı için. Sonra ne isterseniz yaparsınız. Karayele iki yaşında bir sıpa idi. Hacı Murat'ın kimseye bırakmak istemediği sevgili sıpası. Bunu onlara baharda dayıları Nurgazi armağan etmişti. Yazın büyümüş, kuvvetlenmişti sıpacık. Artık semer vurulmalı, işe alışmalıydı. Bir evde bir eşeğe her zaman ihtiyaç vardı. Değirmene, oduna onunla gidersiniz. Ufak tefek şeyleri de o taşır. Nurgazi dayıları da onu bunun için vermişti zaten. Ama Hacı Murat başkasına bırakır mı? Daha ilk günden sahiplendi. O baş edilmez inadıyla sıp sıpaya el koydu. Her şeyi ile kendisi meşgul olmak istiyor ve kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Biri yanına sokulacak olsa hemen bağırıyordu. ''Hey! Dokunmayın sıpaya! Ona yem vermek, su içirmek benim işim.'' Bir keresinde eşek yüzünden kavga bile etmişlerdi. Kardeşine vurdu diye annesi Sultan Murat'ı bir güzel azarladı. Sultan Murat da bunu hiç unutmadı ve sıpayı alıştırma zamanı gelince hiç oralı olmadı. ''Bana ne? Madem ki sıpa senin, sen alıştır.'' dedi. Oysa bu işlerde Sultan Murat'ın üstüne yoktu. Çocukluğundan beri yabani hayvanları terbiye ediyor ve bundan büyük bir zevk alıyordu... Kıran kırana bir güreşti bu. Komşuların taylarını, tusunlarını, sıpalarını hep o eğitirdi. Zaten genç hayvanları alıştırmak da becerikli bir çocuğun işidir. Büyükler ağır oldukları için küçük hayvanlara binemezler. Bazen komşular Sultan Murat'a yalvarırlardı. Canım sultake, vakit bulursan şu bizim tusunla biraz meşgul olsana derlerdi. Ya da sultake, ne olur şu bizim huysuz sıpa bir yular çek. Başına sinek konacak olsa ısırıyor. Basıyor çifteyi, bu işi senden başkası yapamaz diye ricada bulunuyorlardı. Bu işlerde böylesine ün yapan Sultan Murat sıra kardeşinin sıpasına gelince elini bile oynatmamıştı. Hatta kardeşi birkaç defa sıpadan düşüp yüzü gözü morartılar içinde kalınca alay etmiş çileden çıkarmıştı onu. Çöpek gibi peşinden ayrılmıyor değil mi? Bak daha ne işler açacak başına demişti. Böyle davranmakla hiç iyi etmemişti doğrusu. Hatasını da ancak çay sofrasında babasının dolaylı olarak uyarmasından sonra anlamıştı. Ne ayıptı küçük kardeşine böyle davranması. Üstelik şimdi kardeşinin haberi olmadan şehre gidecekti. Üzülüyor, yaptıklarına pişman oluyordu. Kendisini bağışlatmak için kardeşinin her istediğini yapmaya hazırdı şimdi. Çaydan sonra babalarıyla birlikte bahçenin arkasındaki küçük çayıra gittiler. Çayırdaki bütün taşları toplayıp uzağa attılar. Sonra adını Hacı Murat'ın verdiği Karayele'ye yuları geçirdiler. Papa, babaları spayı kulaklarından tutarken Sultan Murat da yuları geçirivermişti. Bundan sonra Sultan Murat pantolonunu düzeltti. Çünkü az sonra işler kızışacaktı. Nitekim sirk numarası başladı. Karayele Hacı Murat'ın yönetiminde çok kötü huylar edilmişti. Sultan Murat sırtına biner bilmez kıç atmaya, çifte savurmaya, koşmaya başladı. Binicisini sırtından atmasını çok iyi öğrenmişti küçük yaramaz. Sultan Murat'ı da attı sırtından ama o hemen kalktı, bir sıçrayışla tekrar bindi ve karnına sımsıkı yapıştı. Karayel'e bir daha fırlattı. Sultan Murat tekrar bindi, bir daha düştü, bir daha bindi. Sultan Murat çevikti, becerikliydi ve bu mücadeleden zevk alıyordu. Bütün mesele düşmesini bilmekteydi. Ne demişler? Attan deveden değil, eşekten düşen korkmalıdır.'' İşin sırrı elleri üzerine düşmekti. Daha yüksek boylu olan attan hele deveden düşen bir insan yere çarpıncaya kadar kendini ayarlayacak zamanı bulabiliyordu ama acemi bir binici eşekten bir çuval gibi düşerdi. Ne olduğunu anlayamadan küt diye kendini yere yerde bulurdu. Sultan Murat tecrübeliydi. Bütün bunları biliyordu. Onun için endişe etmek yersiz yersizlik. Bağırıp çağrışarak zevkle seyrediyorlardı olayı. Babaları kasıklarını tuta tuta gülüyordu. Bütün çocuklar toplanmıştı. Çocuklardan birinin köpeği de bu şamataya katkıda bulunmak istercesine havlaya havlaya koşuyordu Karayele'nin peşinden. Karayele büsbütün korktu, deli gibi koşmaya başladı. Sultan Murat da bütün hünerini, akrobasi numaralarını göstermek için aradığı fırsatı bulmuştu. Hayranlık duyarak seyrediyorlardı onu. Suvari eğitimi yaptıran usta biniciler gibi hızla giderken yere atlıyor, sonra yine sıçrayıp biniyor ve alkışlar arasında tekrarlıyordu bu numaraları. Savaştan önce süvariler kırsal kesimlerde eğitim görür, böyle gösteriler yaparlardı. Avulun cigitleri yani köyün yiğitleri de işlerini bitirdikten sonra aynı şeyi yapar, eğlenirlerdi. Dört nala at sürerken eğilip sazları biçer, eylerden, eğerden atlayıp yere basar, anında sıçrayıp tekrar binerlerdi atlarına. Onlara madalya da verirlerdi. Zincirleri, kilitçikleri bulunan güzel madalyalardı. Herkes imrenirdi bunlara. Gösterileri seyretmek için bütün çocuklar koşup gelirdi. Neredeydi şimdi o anlaşanlı süvariler? Yine atlarının üzerinde mi yoksa süperlerde mi? Artık savaşta süvarilerin işe yaramadığını söylüyorlar. Sultan Murat pencereden avluya bakarken düşünüyordu. Kışın soğuğunda atlar donup ölebilir ama atları öldüren soğuk tanklara vız gelir. Olsun, yine de attan iyisi yoktur. O gün gerçekten çok eğlenceliydi. Az sonra Karayel'e yola düşük gelmişti. Kendisinden isteneni anlamış ve boyun eğmişti. Her isteneni yapıyordu. Hızlı ya da yavaş yürüyor, koşuyor, dönüyor, duruyordu. Sultan Murat kardeşini çağırdı. Gel bakalım, bir dolaş istediğin gibi. Artık alıştı. Hacı Murat'ın sevincini, gururunu görmeliydiniz. Sıpaya bindi, iki ayağı ile dürterek dolaşmaya başladı. Elbette gururlanırdı. Onun akayı gibi akay, yani ağabeyi var mıydı? Akşam olmuştu ama hava hale aydınlıktı. Eve döndüler. Yorgun ama mutlu idiler. Hacı Murat annesi de görsün diye avluya kadar sıpanın üzerinde geldi. O gece Hacı Murat hiçbir şeyden şüphelenmeden yatar yatmaz uyudu. Ama Sultan Murat'ın gözüne uyku girmiyordu. Yarın şehre gideceği aklından çıkmıyor, neler göreceğini, nelerle karşılaşacağını düşünüyordum. Tam uykuya varacağı sırada anne ve babasını fısıldaşarak konuştuklarını duydu. Ötekini de beraber götürmek isterdim. Eksi birlikte çok eğlenirlerdi. Ama üç kişinin oturacağı yer yok ki arabada. Önde dap daracık bir yer, yolda epeyce uzun. Küçüğün uykusu gelir de düşerse tekerleklerin altında kalıverir diye korkuyorum. Ağzından yer alsın dedi annesi korkuyla. Hiç düşünme onu. Başka zaman gider. Sen ötekine dikkat et. Onu büyük mü sanıyorsun? Sultan Murat sevinç içindeydi. Ne tatlıydı anne ve babasının bu fısıldaşmalarını dinlemek, sabahleyin erkenden babasıyla yola koyulacağını düşünmek. Bu hayallerle uykuya dalınca rüyada kendisini neşe içinde uçarken gördü. Tuhaf, uçmasını nasıl öğrenmişti? İnsan yürür, koşar, yüzerdi ama o uçuyordu. Tam bir kuş gibi değil, Kuşlar kanat çırparak uçarlardı. O ise sadece kollarını uzatmış, parmaklarını usulca kımıldatıyordu. Ama ne de kolay uçuyordu. Hürdü, sessiz ve gülümseyen boşlukta, nereden gelip nereye gittiğini bilmeden uçuyordu. Acaba uçan vücudu değil de ruhu muydu, yoksa rüyasında büyüyor muydu? Babası omuzundan tutup kulağına usulca fısıldadığı zaman yataktan fırladı. ''Kalk Sultan Murat, gidiyoruz.'' demişti babası. Yatağından sıçrayıp kalkarken bir an saniyeden daha kısa bir zaman babasına karşı bir minnet, bir sevgi dalgası kabardı içinde. Belki bu babasının sert bıyığının kulağına dokunmasından, belki ona fısıldadığı sözlerden idi. Babasının bıyıklarının bu temasını ve ona kalk Sultan Murat gidiyoruz diyen sözlerini vakit gelecek özlemle, acıyla anacaktı. Ama o an nereden bilecekti öyle bir zamanın geleceğini? Annesi kalkalı çok olmuştu. Ona temiz bir gömlek, başına biraz büyük gelen yeşil bir kasket ve onun için sakladığı bir çift yeni ayakkabı verdi. Kasket şeflerin kasketine benziyordu. Onu da ayakkabıları da geçen yıl babası çuy kanalından getirmişti. ''Giy bakalım, ayağını sıkacak mı?'' dedi annesi. ''Hayır sıkmıyor.'' Aslında biraz sıkıyordu ama zamanla açılırdı. Annesine ''Sağlıkla kal.'' deyip avludan çıktılar. Araba dibi taşlı büyük arktan gürültüyle geçerken kalbi küt küt atmaya başladı. Sevinçten ürperiyordu. Atların ayaklarından sıçrayan serin sular yüzüne çarpınca irkilmiş ve rüya görmediğini anlamıştı. Rüya değildi. Gerçekten gidiyordu şehire. Yaz şafağı duru saydan besi sularıyla yıkanmış olarak söküyordu. Güneş henüz karlı dağların ardına bir yerlerde olmalıydı ama yavaş yavaş yaklaşıyor, doğmak üzere olduğunu belli ediyordu. Az sonra dağların ardından bütün görkemiyle görünü görünüverecekti ama şimdilik yol sakin ve serindi. Gecenin soğuğu geçmemişti daha. Ne yazık. Babasıyla birlikte köyden çıktıklarını, şehre gittiklerini hiçbir çocuk görmüyordu. Yalnız kenar mahallede araba sesinden uyanan köpekler havlıyordu yerli yersiz. Yol dere tepe aşarak uzaktaki mor dağlara doğru uzanıyordu. Oradan da ta bozkıra kadar uzanıp kaybolacaktı. Jambul işte o mor dağların ardındaydı oraya gidiyorlardı. Karınları tokatlar uygun adımlarla tırısa geçmişlerdi. Koşumların ağırlığını hissetmeden ara sıra başlarını kaldırıp perçemlerini sallayarak ve pufurdayarak pek rahat gidiyorlardı. Defalarca gelip gittikleri çok iyi tanıdıkları bir yoldu bu. Oturma yerinde yine sahipleri vardı ve dizginleri o tutuyordu. Yanında bir de çocuğun bulunması hiç önemli değildi onlar için. Zaten onu da tanıyorlardı ve o kendilerine fazla bir ağırlık vermezdi. İyi bir iz tutmuşlardı. Ve bütün arabalar gibi onları çektiği arabada gıcırtılar, tıkırtılar çıkararak ilerliyordu. Bu sırada güneş dağlar arasında bir pencere bulup başını uzatmış, ışık ve ısı dalgasını terlemeye başlayan atların sırtına hafifçe vuruyordu. Şimdi çabdar, bıldırcın yumurtası gibi benekli, çontoru ise açık doğru görünüyordu. Güneşin ısı ve ışınları babasının turçlaşmış yanaklarına da vuruyor, gözlerinin etrafındaki kırışıklıkları derinleştiriyor, dizgin tutan elleri daha kocaman, parmakları daha iri görünüyordu. Kımıl kımıl, cıvıl cıvıl bir ısı ve ışık dalgası vücutlarına, gözlerine doluyor, toynakların çiğnediği yolun üzerinden de akıp geçiyordu. Yeryüzündeki her şeyi diriltiyor, harekete geçiriyordu ısı ve ışık. O sabah o yolda Sultan Murat kaygılardan uzak coşkulu bir mutluluk içinde yüzüyordu. ''Ee uyandın mı artık?'' diye takıldı babası. ''Çoktan uyandım.'' ''Al öylese, dizginleri eline sıkı tut.'' Sultan Murat minnet duyarak gülümsedi. Sabırsızlıkla beklediği bir şeydi bu. Kendisi de isteyebilirdi dizginleri tutmayı ama babasının ona güvenmesi daha önemli ve ayrı bir kıvanç sebebiydi. Herhangi bir yolda değil uzun yoldaydılar çünkü. Atlar dizginlerin el değiştirdiğini hemen anladılar. Hızlarını kesmeden kulaklarını kısıp birbirlerine ısırmaya başladılar. Sanki böylece egemenlik zayıfladığına göre baş kaldırıp dövüşebileceklerini gösteriyorlardı. Ama Sultan Murat gereken cevabı hemen verdi onlara. Dizginleri sertçe çekip vardı. De! Gösteririm ben size. Eğer insan için mutluluk geçmişte ya da gelecekte değil de yalnız yaşanan zamanda varsa işte o gün o yolculukta Sultan Murat bunu tam olarak duyuyor, yaşıyordu. Bir an bile keyfini kaçıran bir şey olmadı. Mutlu, gururlu idi babasının yanında. Yol boyunca bu duygu onu bırakmadı. Tangır tungur giden petrol arabasının gürültüsü belki başkalarını deli edebilirdi. Ama onun için sanki mutluluğunu kutlayan borazan sesleriydi bunlar arabanın kaldırdığı ve geçtikleri yolda asılı kalan toz bulutu, tekerleklerin aşındırdığı yol, toynak izlerini bırakarak uygun adımla giden atlar, ter ve katran kokan koşum kayışları, yükseklerde başlarının üzerinde uçuşan beyaz hafif bulutlar, çevrelerinde henüz kurumamış sarı, mavi, mor renkli iri otlar, arklar, geçitlerde yayılıp genişleyen dereler, karşılaştıkları Karşılaştıkları atlılar ve arabalar, Yol kenarında uçuşan ve bazen atların başına değecekmiş gibi yakından geçen hızlı kırlangıçlar, her şey, her şey güzellik ve mutlulukla dolup taşıyordu. Ama o mutluluğu düşünmüyordu. Çünkü insan mutlu ise onu düşünmez. O bundan güzel bir dünya, babasından iyi bir baba olmadığını düşünüyordu yalnız. Başları kara, böğürleri sarı tarla kuşları bile çalıların dikenlerin arasında ötüşüyor, hep o çok iyi ezberledikleri şarkıyı söylüyorlardı. Ötüşleri sebepsiz değildi. Niçin ve kim için öttüklerini çok iyi biliyorlardı. Sultan Murat'ın onları ne kadar çok sevdiğini biliyordu bu kuşlar. Bu küçük kuşlara saraygır, sarı aygır derler. Durmadan ıslık çalıp sarı aygırı sürüyor gibi öttükleri için vermişler bu adı onlara. Şu saraygar, şu saraygar diye öterler. Çok güzel, harika kuşlardır. Fakat ötüşleri her dilde başka söylenir. Bir gün avula sinema operatörü olan neşeli bir Rus delikanlısı gelmişti. Sultan Murat onun başından ayrılmadı. Bobinleri taşımada yardım etti. Akşam olunca da mükafatını gördü. Kolu çevirip dinamoyu ilk çalıştıran o oldu. Dinamo elektrik akımı çıkarır, çıkan elektrik küçük lambaları yakar, bu lambaların ışığı beyaz bir duvara yansıtılır. Bu beyaz duvar bir ekrandır, ekranda canlı resimler görülür. İşte bu operatör kulak verip dinledikten sonra ''Şu öten kuşun adı ne?'' demişti. O bir saraygır. Peki ne diyor öterken? şu saraygır diyor. Anlamı ne? Bilmem ama Rusçası deh, deh sarı tay demek galiba. Sarı donlu at olmaz bu bir. Hadi oldu diyelim. Neden hep saraygır tut tut diye ötsün? E çünkü bu kuş kendisini bir saraygıra binmiş düğüne gidiyor sanıyormuş. Ama düğün uzaktaymış ve bir türlü varamıyormuş. Onun için de saraygır tut tut diye bağırmış durmadan ben de başka türlüsünü işittim. Bu saraygır pazar yerinde kağıt oynuyormuş. Az da üç ruble kazanacakmış ama kazanamamış. Onun için de durmadan üç ruble üretecek, ütecektim. Üç ruble ütecektim diye ötermiş. Ne zaman ütecekmiş üç rubleyi? Hiçbir zaman. Sizinki nasıl düğüne yetişemiyorsa bizimki de öyle. Rubleleri hiç ütemeyecek. Çok hoş. Gerçekten de bu kuş pek kimsenin dikkatini çekmez ama ne kadar ünlü olduğunu görüyorsunuz işte. Saraygırlar yol boyunca durmadan öttüler, Sultan Murat onlara gülümsedi. Saraygırlar gelin bizimle, pazara gider o üç rubleyi kazanırız. Kuşlar durmadan ötüyordu. Tüh saraygır, bazen de üç ruble ütecektim diyorlardı. Sultan Murat şehre bir an önce ulaşmak için sabırsızlanıyor, atları hızlandırıyordu. Saraygır çuh diyordu çaptara. Sonra ötekine sesleniyordu. Toraygır çuh çuh Babası biraz engel olur. O kadar hızlı sürme. İş yerini birin onlar. Hem koşarlar hem de çok yorulmamak için kendilerini idare ederler. Ata bunların hangisi daha iyi? Çabdar mı? çontorumu? mu? İkisi de iyidir. Hem hızlıdırlar hem de çok iyi çekerler. Makine gibi uyumlu çalışıyorlar. Yeter ki yem saatini geçirme. Karınlarını iyi doyur koşumlarına iyi bak. Seni hiç yolda bırakmazlar. Tam güveneceğin atlardır bunlar. Geçen yıl şu kanalında sazların arasında bir pataklıkta çalışıyorduk. Arabalar yüklenince tekerlekler ispitlerine kadar çamura batıyordu. Bazıları saplanıp kalıyordu oldukları yerde. Ne ileri ne geri gidebiliyorlardı. Kurtulma umutları kalmayınca beni çağırırlardı yardıma. Bizi kurtar bu çamurdan diye yalvarırlardı. Ne yaparsın? Olmaz diyemezsin ya. Çabdar ve çontoruyu götürüp çamura saplanan arabaya koşardım. Bak bunlara hayvan der geçeriz ama zekidirler ha. Başka bir arabaya sebepsiz koşulmadıklarını, kendilerinden yardım istendiğini hissederler. Hem ben onları hiç kırbaçlamam. Sadece yüksek sesle komut veririm. Öyle bir asılırlar ki tartma kayışları da dayanırsa çekip çıkarırlar arabayı bataktan. Çuy kanalında onları tanımayan yoktu. Herkes imrenirdi. Çok şanslısın Backbike derlerdi. Belki şanslıyımdır ama Şansın sana gülmesi için atlarına çok iyi bakacaksın. Çabdar ve Çontor'u ayarlanmış bir saat gibi aynı hızla koşuyorlardı. Onlardan söz edilmesi umurlarında değildi sanki. Göğüsleri terlemiş, kulakları ıslanmıştı. Yollarında uçan sinekleri kovmak için ikide bir başlarını kaldırıp perçemlerini sallıyorlardı. Ata, bunların hangisi daha yaşlı? Çontor'u mu, Çabdar mı? Çontor'u üç yaş daha büyük. Yaşlandığının farkındayım. Bazen geri kalıyor. Çablar ise en güçlü zamanında. Hem de güçlü hem de hızlı. Yarışa çıkarsan birçok atı geride bırakır. Eskiden bu gibi atlara cigit atı derlerdi. Sultan Murat buna da memnun oldu. Çünkü o daha çok çabları seviyordu. Kır benekli çok güzel bir donu vardı bu atın. İyi huylu, güzel, güçlü bir iyi diş idi. Ben daha çok çabları seviyorum. Çantalı biraz huysuz. Çok da bakıyor insana. Babası gülümsedi. Hoşsuz değil, zekidir o. Sebepsiz yere rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Biraz sessizlikten sonra ilave etti. İkisi de iyidir. Oğlu da aynı düşüncedeydi. İkisi de iyi, dedi atları dehleyerek. Bir süre sonra babası, dizginleri çek, arabayı durdur biraz, dedi. Atlar durunca da usul usul işletme ıslığı çaldı. Hayvanlar işemek istiyor ama bunu söyleyemezler, sen görüp anlayacaksın. Gerçekten de iki iyi diş yolun ortasında şarıl şarıl işemeye başladılar. Köpüklü sidik ayaklarının altında yoğun bir toz kaldırdı, kaynayıp kabaran toprak sıvıyı çekti. Atlar işedikten sonra tekrar yola koyuldular. Önlerinde yol uzayıp gidiyor, geride kalan dağlar gittikçe uzaklaşıyordu. Çok geçmeden şehrin kenarındaki bağlar, bahçeler göründü. Yol canlandı ve babası dizginleri aldı. Dizginleri almakla iyi etmişti. Şimdi Sultan Murat ne dizginlere bakıyordu ne de atlara. Şehir görülmeye başlamıştı çünkü gürültüsü, renkleri ve insanı şaşırtan kokularıyla karşılarında idi şehir. Sanki onu coşkun bir sele bırakmışlardı ve bu sel onu dalgaları üzerinde döndüre döndüre alıp götürüyordu. Ne mutlu bir gündü o ya Rabbi. O günlerde Cambul şehrinin Atsabar denilen hayvan pazarında bir de çeşit çeşit hayvanları gösteren eğlence panayırı kurulmuştu. Ne güzel bir rastlantı. İlk defa bir şehre geliyorsun ve orada çeşit çeşit vahşi hayvanlar, atlı karıncalar, güldüren aynalar görüyorsun. Bölüm 2 Sultan Murat, Kahkaha Sarayı'na üç kez girip çıktı. Katıla katıla gülüyor, sonra biraz dinleniyor ve bir daha bir daha gidip bakıyordu o eğri aynalara, o dev aynalarına. Aynadaki o suratlar görülecek şeydi doğrusu. İnsan ne kadar beyin patlatsa böyle şeyler icat edemez.'' arabayı çok iyi tanıdığı bir çayhane işleticisine emanet ederek babası Sultan Murat'ı pazara götürdü. Önce Bekbay'ın dostları yerli özbeklerle konuştular biraz. Bekbay, ''Esselamu Aleyküm, bakın bu benim büyük oğlum.'' diye Sultan Murat'ı tanıtıyor. Onlar da ayağa kalkarak ve ellerini göğüslerine, kalplerinin üzerine koyarak ona ''Hoş geldin.'' diyorlardı. Bekbay gururlanıyor. ''Ne kibar insanlar şu özbekler.'' Büyük küçük demeden herkese saygı gösteriyorlar, diyordu. Sonra tezgahların önünden geçip mağazalarda biraz alışveriş yaptılar ve bundan sonra da gezici hayvanat bahçesine gittiler. İtişip kakışarak ve kendilerine güçlükle yol açarak her kafese baktılar. Kocaman bir fil, ayılar, maymunlar, şebekler, daha ne hayvanlar. Sultan Murat'ın hiç unutamadığı hayvan o iri fil idi. Otları yanmış büyük bir tepeye benziyordu bu fil. Bulunduğu yerde durmadan ayaklarını kaldırıp indiriyor ve hortumunu sallıyordu görülecek şeydi. Onu seyrederken bu hayvan hakkında çok meraklı şeyler anlatıyorlardı. Bu koca fil küçücük fareden korkarmış ama onu eğlenmeye, onu kızdırmaya kalkanın vay haline. Zincirlerini koparır, her şeyi çiğner ezer, şehrin altını üstüne getirirmiş. Sultan Murat'ın en çok hoşuna giden yaşlı bir Özbek'in anlattıkları oldu. Bu Özbek'in dediğine göre fil dünyanın en zeki hayvanıymış. Ormanda kesilen koca koca tomrukları hortumu ile kaldırırmış. Yine o hortumuyla büyükleri yanında olmayan küçük bir çocuk yılan ya da başka bir tehlike ile karşılaşırsa tutup havaya kaldırır, tehlikeden korurmuş. Bu anlatılanlar babasının da hoşuna gidiyordu. Başını sallayarak ve diliyle zı zı gibi bir ses çıkararak bak duydun mu? Diyordu. Şu dünyada ne şaşılacak işler oluyor. O koca fil gibi kahkah sarayını da hiç unutmuyordu Sultan Murat. İnsan orada kendi kendine istediği kadar gülebilirdi. Sultan Murat birkaç sıra ötede oturan Mirza Güle göz ucuyla baktı. Asıl seni götürmeli o kahkah sarayına diye geçirdi aklından. Bak nasıl değişirdin o zaman. O aynalara baktığın zaman hiç de övünemezdin güzelliğine. Bütün fiyakan bozulurdu. Ama hemen ardından böyle düşündüğü için kendine utandı. Ne istiyordu bu kızdan? Ne kötülük yapmıştı ona? Doğru sınıfın en güzel kızıydı o ama suç muydu güzel olmak? O da öbürleri gibi bir kızdı işte o da ara sıra caman, yaman not alırdı. Bir keresinde öğretmen aynasını çekip almıştı elinden. Kendine hayran hayran bakacak zamanda değilsin demişti. Mirza Gül utancından kıpkırmızı olmuş ağlayacak hale gelmiştik. Sultan Murat'ın niçin olduğunu bilmeden çok üzülmüştü bu olaya. Alt tarafı küçücük bir aynaydı. Öğretmen baktığı zaman tesadüfen elinde bulunduysa ne olmuştu yani? Sultan Murat bir daha baktı Mırza Gül'e ve ona acıdı. Soğuktan yüzü mosmor olmuştu. Gözleri ıslak taşlar gibi parlıyordu. Belki ağlıyordu kızcağız. Çünkü hem babası hem ağabeyi cephede idiler. O da tutmuş kötü kötü şeyler düşünüyordu onun için. Aptallıktı bu yaptı. Tam bir aptallık. Sınıfta birçok çocuk üşümüş öksürüyordu. O da öksürse miydi? Ve öksürdü. Çok üşümüşçe titriyormuş gibi hareketler yaptı mahsustan. Madem ki herkes özkü öksürüyordu. Niçin onlardan aşağı kalsındı? Ama öğretmen anlamıştı mahsus öksürdüğünü. Anlamlı anlamlı yüzüne baktı ve sonra dersini anlatmaya devam etti. Bölüm 3 Hayvanat bahçesinden ve Kahkah sarayından sonra bit pazarına gittiler. Armağanları buradan aldılar. Hacı Murat'a yepyeni gıcır gıcır bir mantar tabanca alındı. Kızlara ise çok renkli, zıplayan lastikli toplar. Toplar lastik iplere bağlıydı. Lastiğin ucundan tutup çekince zıp zıp zıplıyor, aşağı yukarı gelip gidiyordu. Annesi için oyalı yazma ve birçok şekerleme. Pazarı dolaşıp ne varsa gördüler. Sultan Murat'ın yapmadığı tek şey atlı karıncaya binmek idik. Babası da teklif etmemişti. Bebekler biner attı karıncaya demişti. Sen bir cigit oldun artık. İki yıl sonra evlendiririz seni diye takılmıştı ona. Attı karıncanın yanında durup bir süre baktılar. Sonra babası acele etti. Hangara gidip Petro varillerini doldurmalıyız. Sonra da döneriz. Epey, vak vak epey vakit geçti diyordu. Gerçekten de hangara geldikleri zaman güneş şehrin ardında kaybolmaya başlamış, gölgeler iyice uzamıştı. Varilleri doldurduktan sonra hangardan ayrıldılar. Bir yolüstü çayhanesinde pilav yiyerek karınlarını doyurdular. Bundan sonra da şehrin kenarından geçip dönüş yoluna girdiler. Alaca karanlık bastığı zaman şehir girişine yakın bahçeleri de geçmiş, sabahleyin geldikleri ana yola çıkmışlardı. Ilık bir yaz akşamıydı. Havayı güzel ot kokuları doldurmuştu. Yola yakın arklarda kurbağalar vıraklamaya başlamışlardı. Oturduğu yerde uyukluyordu Sultan Murat. Yorgundu. Nasıl yorulmasın öylesine dolu geçen bir günde? Yazık ki arabada uzanıp yatacak bir yeri yoktu. Babasının omzuna yaslandı ve daldı gitti. Ara sıra çukur yerlerde sarsıntılan gözlerini açıyor ama yine dalıyordu. Dalmadan önce her defasında... Dünyada babaların olması ne iyi diye düşünecek bir zamanı oluyordu. Tam bir güven ve huzurla yaslanıyordu babasının güçlü omuzuna. Bu arada araba tangır tungur ilerliyor, atların toynakları yeri dövüyordu. Sultan Murat araba birden durduğu zaman ne kadar yol aldıklarını bilmiyordu. Tekerleklerin sesi kesilmiş sonra tam bir sessizlik olmuştu. Babası onu kucağına alarak indirdi arabadan. Uf, amma da ağırlaşmışsın. Taşmak ne zor. Büyüdün artık diyordu babası ona göğsün, onu göğsüne basarken. Sultan Murat'ı bir ot yanına yatırdı üstünü yün fanilesiyle örttü ve "Sen uyu, ben atları çözeceğim. Biraz otasınlar." dedi. Uyku öyle bastırmıştı ki Sultan Murat gözlerini bile açamıyordu. Yine de "Dünyada insanın babası olmasın ne iyi." diye düşündü o anda. Babası bağlarını çözüp ayağından ayakkabılarını çıkarırken de uyandı. Bütün gün ayağını nasıl da sıkmıştı bu ayakkabılar. Babası da bunu nasıl anlamıştı. Şimdi çok rahattı ve tekrar uykuya daldı. Karşı konulmaz bir akıntıya bırakıvermişti sanki kendisini. Tatlı bir rüzgar uçsuz bucaksız kırların otlarını yalayarak esiyor. O da bu otların arasına dalıyor, koşuyordu. Sessiz yıldızlar da iniyordu gökten bu yüksek, bu dalga dalga otların üzerine. İşte şuraya, sonra başka yerlere sessizce bir yanan yıldız düşüyordu. Ama o yanına gelinceye kadar yıldız sönmüş oluyordu. Anlıyordu düş gördüğünü. Bazen uyanıyor köstekli atların körpe otları ta diklerinden kopardığını, onların ayak sesini gevşetilmiş gemlerinin şakırtısını duyuyordu. Babasının da yanı başında yattığını, geceyi açık havada geçirdiklerini, gözlerini açıverse kayan yıldızları gerçekten göreceğini biliyordu. Ama uyku o kadar tatlıydı ki gözlerini açmak istemiyordu. Gece yarasından sonra hava serindi, Sultan Murat o zaman babasına iyice sokuldu. Babası da onu uyku arasında şefkatle sımsıkı kucaklayarak bağrına bastı. Kırda arabanın yanında ışıl ışıl yıldızların altında uykuya daldılar. Yine de evlerinde başlarını yumuşak bir yastığa koyarak uyumak başkaydı. Sultan Murat sonraları açık havada yıldızlar arasında geçirdiği o gece sık sık hatırlayacaktı. Yakınlarında hemen iki adım ötede bir bıldırcın sabaha kadar öttü durdu. Herhalde dünyanın bütün bıldırcınları mutluydular. Bölüm 4. Sultan Murat öğretmen ancak sırasının başına gelip durunca fark edebildi onu. Sultan Murat ne oluyor sana? Diyordu İnkamay Apay. Hiç, hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey olmadığını göstermek için ayağa kalktı. Sınıf yine soğuktu ve fazla gürültü yoktu ama çocukların kıs kıs gülmeleri devam ediyordu. İnkamay Apay soğuktan titreyerek ve suratını asarak çıkıştı. Sebepsiz yere öksürüyor ve sorularıma cevap vermiyorsun. Bari git biraz saman getir de sobayı yak Sultan Murat söyleneni yapmak için yerinden fırladı Ders sırasında böyle şeyler pek olmazdı Nöbetçi çocuklar teneffüs sırasında saman getirir sobayı yakarlardı Ama ders sırasında sobayla pek ilgilenmezlerdi Koşup çıktı sınıftan Sundurmaya gelince kar ve soğuk rüzgarla karşılaştı Burası seylan değildi ya Avluda saman bulunan ambarak doğru koşarken Kolhoz başkanı Tinali Evvi atından inerken gördüm Tinaliyev cephede yaralandığı için geri gönderilmişti. Genç bir adamdı ama dik dik yürüyemiyordu. Birkaç kaburgası eksikti çünkü. Komando birliğindeymiş, paraşütle atlarken kırılmış kaburgaları. Savaştan önce tarım uzmanı olarak çalışıyormuş ama Sultan Murat hatırlamıyordu onu. Savaştan önce ölen her şey başka bir dünyaya ait idi. Savaş öncesi bir zaman olmamıştı, o zaman yaşanmamıştı sanki. Sultan Murat bir kucak dolusu samanla sınıfa döndü. Kapıyı kapıyı ayağı ile açarak içeri girdi. Çocuklar hareketlenmeye, fısıldaşmaya başladılar. Susun. Bırakın gevezeliği. Suta Murat, sen de gürültü etmeden işine bak, dedi öğretmen. Sobada küllerinin ortasında sönmeden kalan küçücük bir kor vardı. Bu korun üzerine bir tutam saman koyarak üfledi, tutuşturdu. Sonra bir tutam daha, bir tutam daha derken soba gürüldeyerek yanmaya, atılan samanları yutmaya başladı. Sınıfın neşesi yerine geldi. Sobayı yakarken arkasına dönüp el kol hareketi yaparak arkadaşlarını güldürmek, birine yumruk göstermek geliyordu içinden. Özellikle en arka sırada oturan Anatay'a göstermek istiyordu yumruğunu. Anatay sınıfın en büyüğü idi. 15,5 yaşındaydı. Herkese sataşırdı. Ah bir dönüp ona nanik yapsa, yumruk gösterse ama bunu yapamazdı. Öğretmen çok kızardı çünkü. Onu daha fazla üzmek istemiyordu. Zaten şu son günlerde cephedeki oğlundan, tek oğlundan bir mektup alamıyordu. Topçu subayı idi oğlu. Onunla çok övünüyordu. Kocası savaştan önce ortalıktan kaybolmuştu. Başına bir felaket gelmiş ama bu felaketin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Köye o felaketten sonra gelmiş öğretmenliğe başlamıştı. Oğlu cambulda öğret, oğlu Cambul'da öğretmen okulunda öğrenim yaparken alınmıştı askere. Sınıfın penceresinden bakarken atlı postacıyı görür görmez kendisine mektup gelmişse alması için hemen bir çocuğu gönderirdi. Çocuk avluya koşar, mektup varsa bir solukta dönerdi. Öğretmenin mektubunu getirmek için çocuklar aralarına bir sıra bile yapmışlardı. Mektup gelince bir bayram sevinci olurdu. İnkamay Apay oğlundan gelen mektuba süratle göz gezdirirdi. Okuması bitip başını kaldırdığı zaman da bambaşka bir öğretmen olurdu. Kırlaşmış saçlarını başörtüsünün altına özenle yerleştirmiş öğretmenlerinin sevincine ilgisiz kalmaları mümkün değildi. Gözlerinden inci inci yaşlar döküldüğünü görünce nasıl duygulanmasın ki? İnkamay Apay sesinin titrediğini belli etmemeye çalışarak ''Asker akayınız hepinize selam söylüyor çocuklar'' derdi. ''Sağ ve esen savaşıyor.'' Bütün sınıf sevinir gülümserdi Öğretmenlerinin sevincini paylaşmak için ellerini ona uzatıyormuş gibi olurlardı Ama hemen bir dakika sonra öğretmen ciddileşir Tamam çocuklar dersimize bakalım derdi İşte en güzel en zevkli dersi o zaman anlatır Her sözü gücünü arttırır Düşüncesi yeni bir düşünce doğurur Bütün açıklamaları bütün kanıtlamaları çocukların zihinlerini iyice yerleşirdi şu coştukça coşar ve bütün sınıf büyülenirdi. Şu son günlerde bir şey onun canını çok sıkıyordu. Bir derdi vardı. Bir derdi. Herhalde bunun için olsa gerek kolhoz başkanı, tinerli ev ve okul yöneticisi sınıftan içeri girdikleri zaman usulca ve endişeyle yazı tahtasının yanına gitti. Ama yine de kendini toplayarak ayağa kalkın çocuklar. Sultan Murat sen de yerine geç diyebildi. Sultan Murat sobanın kapağını kapatıp yerine geçti. Gelenler sınıfı selamladılar. Sağ ol dedi çocuklar bir ağızdan. Meraklı bir sessizlik başladı. Şimdi kimse öksürmüyordu. Bir şey mi oldu dedi ve öğretmen heyecandan soluğu kesilerek. Kötü bir şey yok inkama yapay diye yatıştırdı onu Tinali Ev. Buraya bambaşka bir şey için geldim. Çocuklarla konuşmam gerek. Dersinizi böldüğüm için özür dilerim. İzin almıştım. Böyle derken yaşlı yöneticiyi göstermişti. Evet dedi yönetici. Çocuklarla ilgili önemli bir konu. Oturun çocuklar. Çocuklar oturdu. Kolhoz başkanı bu köye geleli az bir zaman geçmişti. Cepheden dönüşünden sonra sonbaharda başlamıştı görevine. Yine de herkes onu, o da herkesi tanırdı. Onun için sınıfa kendisini tanıtmak için gelmiş olamazdı. Niçin gelmişti öyleyse? Yedinci sınıf öğrencileri avlunun en küçükleri sayılmazlardı. Onların her biriyle evde, büroda, yolda, köyün herhangi bir yerinde konuşulabilirdi. Kolhoz başkanının öğrencilerle konuşmak için dersin ortasında sınıfa geldiği görülmüş, duyulmuş değildi o güne kadar. Niçin gelmiş olabilirdi? Mesele neydi? Yaz olsa neyse. O zaman hepsi kolhozda çalışırdı çünkü ama kışın ortasında ne konuşacaktı onlarla? Tinaliev çocukların gergin yüzlerine dikkatle bakarak ve sakatlığını pek belli etmemek için dik durmaya çalışarak konuşmaya başladı. Niçin geldiğimi söyleyeyim size. Görüyorum sınıfını sok. Ben de size yardım edemiyorum. Samandan başka yakacak bir şey veremiyorum. Biliyorsunuz samanda bir yanar bir söner. Eskiden dağlardaki ağlardan eşekle tezek indirirdik. Sonra da arabalara yükleyip buralara taşırdık. Geçen yıl bu işi yapacak kimse yoktu. Vakit de yoktu. Herkes cephede. Cambul'da kara borsadan iki ton kömür almıştım ama onu demirci için, demir işleri için saklıyorum kara borsacılardan demir de aldım. Onlarla daha sonra hesaplaşacağız ama şimdi durumumuz kötü. Burada da cephete de kötü. Geçen yıl 200 hektarlık kışlık ekinimizi ekecek zamanı ve imkanı bulamadık. Kimsenin suçu yok. Savaş hali bu. İdare edeceğiz. Ama kolhozlarda ve sovhozlarda yeteri kadar ekin ekmez ve üretmezsek, gerekeni yapmazsak düşmanı nasıl yeneriz? Düşmanı yenmek için ekmek gerek, cephane gerek. Size işte bunun için geldim çocuklar. Bazılarınızın geçici bir süre için okulu bırakması gerekiyor. Vaktimiz de kalmadı. Baharda tarlaları sürmek için hayvanları hazırlamalıyız. Hayvanlarımız acınacak haldeler, ayakta güçlükle durabiliyorlar. Koşumları, pullukları, tohum ekme makinelerini de hazırlamalı, onarmalıyız. Bütün malzeme şimdi kar altında. Bütün bunları niçin söylüyorum? Şunun için. Kışlık ekin ekemediğimiz alanlara yazlık ekin ekeceğiz. Cephede olduğu gibi şartlar ne olursa olsun bu işin üstesinden gelmek zorundayız. Bunun anlamı şudur. 200 hektarlık alana yaz buğdayı ekerek plan hedefini aşmak işini kendi imkanlarımızla başaracağız. 200 hektar. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Peki nasıl yapacağız bu işi? Kime, güvene kime güveneceğiz? Bahar kampanyası için çalışacak olanlardan başka buna ek olarak bir sürücü ekip daha kurmayı düşündük. Bu ekip iki ağızlı iki keskilliği puldukları sürecek. Düşündük taşındık kadınları gönderemeyiz aksaya çok uzak. Başka kimse de olmadığına göre bu iş size, siz öğrencilere düşüyor. Bize siz yardım edebilirsiniz. İşte bunları söyledi Tinaliyev. Ciddi İçine kapanmış, onu ısıtmadığı besbelli olan asker kaputunu sırtından hiç çıkarmayan, kulaklıklı kara kalpaklı, asık yüzlü, gerç olduğu halde birkaç kaburgası eksik olduğu için kambur gibi eğilerek yürüyen, boynundaki asker çantasını da hiç bırakmayan Tinaliyev işte bunları anlattı. Ayakta, yazı tahtasının kenarına asılmış bir haritanın yanında durarak söylüyordu bunları. Bütün karaları ve bütün denizleri sığdırmışlardı bu haritaya. Tabi Seylan, Java, Sumatra, Avustralya gibi insanın rahat rahat yaşadıkları sıcak ülkeler de vardı bu haritada. Isıdan çok kül veren samanla ısıtılan bir sınıfta söylüyordu Tinaliye bunları. Cephenin ihtiyacını karşılamak amacıyla aksay gibi uzak bir yere giderek yüzlerce hektarlık alana buğda ekilmesi gerektiğini söylerken, sanki dışarıda açık havada inmiş gibi ağzından buhar çıkıyordu. Dışarıda tipi devam ediyor, pencere aralığından sınıfa rüzgar giriyordu. Pencere kenarında oturan Sultan Murat, Tinali evin kara boğulmuş tepinip duran atını da görüyordu. Rüzgar atın yelesini, kuyruğunu savuruyor, hayvan da başını rüzgardan korumaya çalışıyordu. Üşüyordu zavallı. Evet, hiç de Seylan'a benzemiyordu burası. Ve Tinaliyev konuşmaya devam etti. Sizi daha rahat bir iş için çekip almıyorum okuldan. Buna mecbur olduğumu anlayacağınızı umarım. Eğer hayatta olursam, savaştan sonra belki daha evvel sizi kendi elimle getireceğim okula. Öğrenime devam etmenizi isteyeceğim ama şimdi durumumuz işte böyle. Bundan sonra yönetici konuştu. Sonra yine Tinaliyev sınıf canlanmış çocuklar parmak kaldırmaya başlamıştı. Ben giderim ben giderim diyorlardı. Bunun üzerine Tinaliyev şu açıklamayı yaptı. Rastgele ve kim gelirse onu alacağımız sananlar varsa yanılıyorlar. Kötü okuyan kötü çalışır. Bu bir. İkincisi, iyi bir öğrenci okumadan geçen günleri daha çabuk kapatır. Sen, Sultan Murat, sınıfın en büyüğü sensin galiba. Çocuklar bir ağızdan cevap verdiler. Hayır, sınıfın en büyüğü Anatay'dır. Yakında 16'sına girecek. Ben yaş bakımından demiyorum. Boy bakımından en büyüğünü sordum. Önemli olan da en büyük olmak değil. Tekrar Sultan Murat'a bakarak, Sultan Murat, geçen yıl sen bostan sürmüştün değil mi? Sultan Murat ayağa kalktı. Evet, Aral yolundaki bostanı sürmüştüm. İki bıçaklı bir pulluk ve dört atla mı? Evet, iki bıçaklı bir pulluk ve dört atla ama ben sadece yardım ettim, hepsini sürmedim. Pulluk sert bayındı. Onu askere aldılar, sürme işi gecikmesin diye aksakat çekiş benden yardım etmemi istedi. Biliyorum, onun için önce sana sordum. Herkes dönmüş Sultan Murat'a bakıyordu. Mirza Gül'le göz göze geldi. Mirza Gül ona öteki çocuklardan çok farklı, tuhaf bir şekilde bakıyordu. Sanki herkes kendisine söz ediyormuş gibi birdenbire kızarmıştı. Sultan Murat da bir tuhaf oldu ve yüreği küt küt atmaya, daha hızlı çarpmaya başladı. Ben de bostan sürdüm, dedi oturduğu yerden anlatayım. Ben de, dedi Erkin Bey. Birkaç çocuk daha aynı şeyi söyledi, bunun üzerine Tinali Ev susmalarını istedi. Sırasıyla konuşun çocuklar, ciddi bir konu bu. Önce ders durumundan başlayalım. Yine Sultan Murat'a sordu. Derslerin nasıl? E i̇şte pek şey değil, pek ne değil, pek kötü sayılmaz, pek de iyi sayılmaz diye söze karıştı. O ana kadar sessiz duran İnkamal Apay. Ona her zaman söylerim. Çalışırsan daha iyi, yüz kere daha iyi sonuç alırsın derim. Yetenekli, akıllı bir çocuk. Ama biraz havayı başında kavak elleri esiyor. Ya dedi başkan. Ben de çok iyi olduğunu sanmıştım. Neyse senin baban cephede onun ekmeğini sen kazanacaksın. Peki Anatay senin ders durumun nasıl? Aynı dedi Anatay. Sıradan kalkmış, yere bakıyordu. Görüyorum ki birbirinizden farkınız yok dedi başkan. Kısa bir sessizlikten sonra ekledi. Okula tekrar döndüğünüz zaman okumanın değerini daha iyi anlamış olacaksınız. Bunu biliyorum. Tecrübeyle biliyorum. Herkes öyle söyler okumazsam gider çalışırım der ama insan yalnız çalışmak için mi yaşar? Sen ne dersin Anatay? Anatay bir şeyler söylemek istedi ama sonra vazgeçti. Bilmiyorum dedi. Ben de her şeyi bilmem dedi Tinalev ama savaşta olmasaydık okula gider okurdum. Okumaya vakit bulurdum. Sınıfta herkes gülümseyerek birbirine baktı. Ne tuhaf adamdı. Kolhoz başkanı olmuş koca adam hala okumak istiyordu. Oysa onlar şimdiden bak bıkmışlardı okumaktan. Bunda görecek ne var? Diyen Tinaliyev gülümseyerek ekledi. Evet çocuklar okumak isterdim. Siz bunu daha sonra, çok sonra anlayacaksınız. Çocuklardan biri durumdan yararlanıp bir soru sordu. Başkarma Akay, uçaktan atladığınız doğru mu? Tinalev evet anlamında başını salladı. Çocuk sormaya devam etti. Müthiş bir şey. Peki korkmadınız mı? Ben bir keresinde tütün ambaranın damına atlamıştım da bacaklarım titremişti. Evet atladım ama bir paraşütle. Paraşüt başınızın üzerinde yurt yani çadır gibi açılan bir şeydir. Biliyoruz biliyoruz dedi çocuklar hep birden. Evet biz de bir biz bir komando takımıydık. Görevimiz paraşütle atlamakçı.'' Bir başka ses duydu. Komando ne demek? Komandonun ne olduğunu mu soruyorsunuz? Komando hareketli bir savaş birliğidir. Çevik birlik. Özel ve çok önemli bir görev için gerekli yerlere gönderilir. Anlaşıldı mı? Sınıf susmuştu. Tinaliye devam etti. Bir komando birkaç kişiden de oluşur birkaç bin kişiden de. Önemli olan komandonun düşman gerilerine inmesi ve kendi başına bağımsız hareket etmesidir. Eğer anlamadıysanız başka bir zaman anlatırım ama şimdi sırası değil biz işimize bakalım. Ey Anatay! Niye ayakta duruyorsun? Otursana. Senin baban da cephede. Benimki de, benim babam da, benim babam da, benimki de. Tinaliyev elini kaldırdı. Tamam çocuklar hepsini biliyorum. Sabahtan akşama kadar yalnız kolhozun işleriyle mi uğraştığımı sanıyorsunuz? Kimin askerde, kimin hastanede olduğunu biliyorum. Hepinizi tanıyorum, onun için size başvuruyorum zaten. Anadayı sen de gideceksin baban için ekmek yetiştirmeye. Bu yüzden bir yıl belki daha çok okulu bırakman gerekecek. Ben de giderim, ben de, ben de. Birçok çocuk gitmek istediklerini söylemek için yerlerinden fırlamıştı. Böyle durumlarda ve böyle hareketlerde herkes kendini bir kahraman sanırdı. Hem kaçırılmaz bir fırsattı bu. Hiç okula gitmeyeceksin. Atlarla uğraşacaksın. Daha başka ne isterlerdi? Bundan iyisi mi olurdu? Durun durun dedi Tinalev. Bu iş böyle yürümez. Önce pulluk sürenlerden başlayalım işe. Söyle bakalım Erkin Bek. Sen de bostan sürdür mü? Babam Moskova savaşı savunmasında öldü biliyorum. Çok babalar, çok ağabeyler öldü. Senden de yardım istiyorum Erkinbek Bek. Bize yardım et. Bir sürü okulu bırakıp tarlada çalışacaksın. Başka çare yok. Ben durumu annene anlatırım. Tinaliyev iki kişinin adını daha söyledi. Ergeş ve Kubatkul idi bunlar. Ayırdığı çocuklarını hemen yarın sabah tavlanın yanındaki avluda toplanmalarını istedi. Burada grubun şefi belirlenecekti. Akşamın geç saatlerinde evde herkes yatmaya hazırlanırken Sultan Murat annesine kolhoz başkanının okula geldiğini ve bütün olanları anlattı. Annesi de başını eline dayayarak ve hiçbir şey söylemeden dinledi oğlunu. Yorgundu. Bütün gün kolhozun işleriyle, akşamı da ev işleri ve çocuklarla uğraşıyordu. Düşüncesiz Hacı Murat da tam sevinecek zamana bulmuştu. Oh ne iyi, artık okul yok. Saban sürecek, atlara bakacaksın artık. Beni de götür. Annesi çıkıştı. Dersini yaptın mı sen? Ödevlerini bitirdin mi? Evet, hepsini yaptım, dedi Hacı Murat. Öyleyse git yat hemen. Sesini de çıkarma, anlaşıldı mı? büyük oğluna bir şey söylemedi. Kızları da yatırdıktan sonra lambayı söndüreceği zaman büyük bir üzüntü çöktü yüreğine ve sonra Sultan Murat'ın da uyuduğunu sanmış olacak ki başını elleri arasına alarak ağlamaya başladı. Uzun uzun ama sessizce zayıf omuzları sarsıla sarsıla ağladı. Sultan Murat'ın pek yüreği yandı onun bu haline. Kalkıp annesini okşamak, güzel sözler söyleyerek onu teselli etmek istedi ama sonra hiç rahatsız etmemesinin daha iyi olacağına karar verdi. Zavallı ana şimdi babalarının cephedeydi ama ne durumda? Çocuklarını dört taneydiler. Evini ve evin çeşitli ihtiyaçlarını düşünüyordu. Kadın kadındır. Kadınlar sık sık ağlar. Baştan Tinaliye sınıftan ayrıldıktan sonra İnkamay Apay da pek duygulanmış, pek sarsılmıştı. Teneffüs zili çaldığı halde yerinden kalkmamıştı. O kalkmayınca çocuklar da kalkmıyordu. Kimse kımıldamamıştı yerinden. Hepsi öğretmenin kalkıp kapıya kadar yürümesini beklemişti. Nihayet kapıya kadar gelen İnkamay Apay orada kendini tutamamış, ağlamaya başlamıştı. Göz yaşları içinde terk etmişti sınıfı. Mirza Gül de öğretmenin unuttuğu haritayı alıp öğretmenler odasına götürmüştü. Döndüğü zaman onun gözleri de yaşlıydı. Kadındılar işte. Kadınlar her şeye acır ve ağlarlar. Bu okulu bırakma işini büyütecek ne vardı? O kadar korkunç bir şey değildi ki bir, bilemedin iki yıl sonra savaş biterdi. O zaman yine giderdi okula. Sultan Murat bu düşüncelerle ve dışarıda karları savuran rüzgarın sesini dinleyerek uykuya daldı. Ertesi sabah tipi yine devam ediyordu. Şiddetli bir rüzgar donmuş kar tanelerini süpürüyordu. Gökyüzünü yoğun bulutlar kaplamıştı. Tavlanın önüne ulaşıncaya kadar geçen zamanda Sultan Murat buz gibi donmuştu. Sultan Murat, başkan Tinaliyev'in tasarladığı işi yapmanın sandığından çok daha zor olacağını anlamıştı. Önce başkan ve kızıl sakallı, sıska bir ihtiyar olan ekip başı çekişle eski tavlanın yanındaki çitle çevrili avluya geldikleri zaman çocuklara dörder yular dağıttılar. Karla kaplı avluda koşun beygirleri acınacak bir halde dolaşıyor, ara sıra gidip boş yemlikten artık yem arıyorlardı. Açların yazın semirdiği, kışın zayıfladığı doğruydu ama... Bu zavallılar pek zayıftılar. Bir deri bir kemik kalmışlardı. Bu hayvanları yaz boyunca çok çok çalıştırmış, kış gelince de bu ahırın avuluna vermişlerdi. Onlara kimse bakmıyor, kimse yem vermiyordu. Zaten verecek yem de kalmamıştı. Elde olanı baharda ekmek için saklıyorlardı. Çocuklar atları o halde görünce şaşakallılar. İhtiyar çekiş mırıldandı. No, niye öyle bakıyorsunuz? Burada manasın tulparlarını mı bulacaktınız yani? Tulpar Manaz destanında Manas'ın yiğitlerine ait ünlü atlar. Bir defa işin ucundan tutun bakalım. Seçin. İyi bakarsanız bir deri bir kemik görünen bu hayvanlar on gün içinde dinçleşir, bir tosun kadar güçlü olurlar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kolay kolay ölmez bu atlar. Yeter ki karınlarını doyurun ve iyi bakın onlara. Gerisini kendileri halleder. Başkan da konuştu, Hadi çocuklar size gereken şeyleri vereceğiz. Seçin her biriniz dörder at seçeceksiniz. Beğendiğinizi ayırın. Tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Sultan Murat o cılız, o kuradat atların arasında babasının atları Çabdar ile çontoruyu görmüştü. Önce kır beneklerinden çabdarı, sonra çontoruyu tanımıştı. Başları kocaman görünüyordu, tüyleri diken diken olmuştu. Bacakları o kadar zayıftı ki, içseniz hemen yıkılacaklardı sanki. Sultan Murat onları gördüğü için hem sevindi hem de bu halde gördüğü için korktu. O anda birden babasıyla şehre gidişlerini hatırladı. Ne atlardı bu atlar o zaman ve şimdi ne haldeydiler? Babasının elindeyken nasıl güçlü, nasıl formda idiler, güvenle, güçle nasıl da koşuyorlardı? Ya şimdi nasıldılar? Sultan Murat başkan ve ekip başına dönerek bağırdı. Bakın onlar işte, babamın atları. Çabdar ve Çontori işte, işte. İhtiyaç çekiş doğruladı. Evet, bu atlar Bekbay'ın atlarıydı. Madem ki öyle, sen de onları al, babanın atlarını al, dedi başkan. Sultan Murat, bunlardan başka ak kuyruk ile doru atı iki atı daha seçti. Böylece dört atı olmuştu. Bunlar iki bıçaklı ve bir pulluğa koşacaktı. Öbür çocuklar da dörder at seçtiler uğrunda okulu terk etmek zorunda kaldıkları olaylar 1943 kışının başlarında işte böyle başladı. Yapılacak çok iş vardı. Sandıklarından çok daha fazla. Ahırın bir sürü işinden başka her gün demirhaneye gidip ihtiyar demirci Barpı'ya ve onun topal demir dövücüsüne yardım edeceklerdi. Vaktiyle ıskartaya çıkartılan parçaların kirini pasını temizleyerek, vidalarını söküp takarak onarmaları gerekiyordu. Hatta iyice aşınmış, yapacağını yapmış sabah demirlerini de işe yarar hale getirmeye çalışıyorlardı. Demirciler bunu dövüyor, bıçak kısmını genişletiyor ve yeniden su veriyorlardı. Bütün bıçakları tava getirip dövmek mümkün olmuyordu ama döve bildikleri zaman barpının keyfini diyecek yoktu. O zaman yardımcısını demirhanenin damına çıkar ve çocukları çağırırdı. Hey çiftçiler! Ustake sizi çağırıyor, koşun gelin, diyordu topal yardımcı. Çocuklar koşup gelirlerdi. O zaman barfı henüz dövülmüş, hala sıcak mavimsi saban demirini alır, bıçak olmaya gelen, bıçak almaya gelen çocuğa verirdi. Al bakalım, al eline de bak, senin sabanına uyacak mı bir dene ne kadar güzel değil mi? Gelin güvey gibi yakışacaklar birbirlerine, İşlediğince ışıldayacak ve taşket aynasından daha parlak olacak. O zaman ayna gibi kullan onu. İstersen ayna diye bir güzele hediye et. Nasıl? Harika değil mi? Eskimez bir armağan bu. Hadi şimdi koy onu raftaki yerine. Tarlaya giderken alırsın. İyi değil mi? Ötekilerin de sırası gelecek. Kimsenin pulluğunu bıçaksız bırakmayacağım. Her birinize üçer çift bıçak hazırlayacağım. Yapamayacağım tek şey ağızlarımıza yeni diş dövmektir. Başka her şeyi yaparım.'' Pullukların bıçaklarını alacaksınız. Tarlaya gidince bizi daha çok hatırlayacaksınız çocuklar. Çünkü bir pulluğun en önemli parçası bıçağıdır. Her şey bıçağa bağlıdır. Eğer bıçak keskinse toprağa yarar gidersin ama bıçak köreldi mi pulluk işe yaramaz. İşte bütün hikaye bundan ibaret. İhtiyar barpı iyi bir adamdı. Bütün hayatı demir dövmekle geçmişti. Övünmeyi severdi ama işini de iyi bilirdi. Çocuklar sık sık Saraç ustasına da gitmek zorundaydılar. Ekip başı çekiş mecbur get etmişti onları. Koşum olmazsa bir yere gidemez, bir şey yapamazsınız. Pulluğunuz olabilir, atlarınız olabilir ama koşumunuz yoksa bunlar hiçbir işe yaramaz diyordu. Çok doğruydu. Onun için herkes elinden gelen yardımı yapıyor ve kendi atlarının koşumu için onu sıkıştırıyordu. İşin en önemli yanı atların bakımıydı. Sabahtan akşama ve akşamdan sonra da geç saatlere kadar ahır ve atlarla meşgul oluyorlardı. Evlerine atların son yemlerini verdikten sonra ancak gece yarısı dönebiliyorlardı. Acele etmeliydiler, kaybedecek vakitleri hiç yoktu. Ocak ayının sonuna gelmişlerdi. Ve artık günleri sayılıydı. Atların bakımı için yalnız 30, hadi hadi 35 günleri vardı. Bu süre içinde atlar canlanacak, tarla sürümek için kuvvetlerini toplayacaklardı ve bu sorumluluk da tamamen çocukların omuzundaydı. Atlar yatıp uyuyor olabilirlerdi ama yemlikleri gece gündüz dolu olmalıydı. Tinaliyev'in hesabına göre Şubat sonlarında kar kalkar kalkmaz pulluklar Aksay'a gitmiş olmalıydı. Eskiden epeyce uzak bir geçmişte Aksay Ovası da ekilip biçilirmiş. Ama sonraları bilinmeyen bir sebeple sürülmeden, ekinmeden öylece bırakılmış. Belki çok uzak ve verimsiz olduğu içindi bu. Çok yağmur almayan, üstelik büyük bir kısmı yamaçlarda, tepelerde olan bir arazi imiş. Ekip başı çekişin babasından duyduklarına göre Aksay'da çift süren bir çiftçi ancak iki şey yapabilirmiş. Ya o bereketsiz tarlaları bırakıp başka yere gitmek ya da o kadar uzaktan buğdayını taşımak için başkalarından yardım istemek. Önemli olan ekim işini tam zamanında yapabilmekmiş. İkinci önemli mesele de ürün alınabilmesi için mutlaka yağmur yağmalıymış. İşte böyle diyordu çekiş. Tinaliyev de şunları söylüyordu. Çiftçi için her zaman bir risk vardır ama umudu da hiç tükenmez. Tinaliyev çiftçileri iyi hazırlıyor, bunun için onlara güveniyordu. Ümit ettiği gibi yağmur da yağarsa aksaydan bol ürün alırlardı. Günler geçiyordu, daha ilk haftanın sonunda atların canlandığı, toparlandığı görülmüştü. Artık güneş de biraz daha fazla ısı vermeye başlamıştı. Kış Karını soğuğunu alıp gitmeye hazırlanıyordu sanki. Bu yüzden güneşli havalarda atları dışarıdaki akurlara götürüyorlardı. Güneş altında atlar daha çok yiyor, daha çabuk güçleniyorlardı. Aksay komandosunun beş koşum takımını oluşturan yirmi at, büyük akurun başında sıralanıp yemleniyorlardı. Akur, açık havada kerpiçten yapılmış uzun yemlik. Başkanın sabah teftişinde her çocuk kendi atlarının başında bulunurdu. Onlara Aksay Komandosu adını başkan vermişti ve ekip başları, arabacılar, seyisler herkes aynı adla çağırır olmuştu onları. Aksay'da baş isim olmuştu. Aksay atları, Aksay otları, Aksay pullukları diyorlardı. Tavlanın yanından geçenler komandoların ne yaptıklarını merak edip içeriye bir göz atarlardı. Tinaliyev'in Bekbay'ın oğlu Sultan Murat'ı komando şefi yaptığını da öğrenmişti herkes. Bütün köy onlardan söz ediyordu ama şef olarak Sultan Murat'ın atanmasına Anatay itiraz etti. Niçin Sultan Murat şef oluyormuş? Belki biz onu istemiyoruz. Sultan Murat'ın buna çok canı sıkıldı ve kendini tutamayıp karşılık verdi. Şef olmayı, komutan olmayı ben istemedim. Madem çok heveslisin, gelsen baş ol. Erkinbek ve Kubatkul araya girdiler. Kıskanıyorsun Anatay, kıskanıyorsun dedi erkin Erkinbek. Madem ki Sultan Murat seçildi, bize o kumanda edecek, bunda kızacak ne var, dedi Kubatkul. Ergeç Anatay'dan yanaydı. Niçin Anatay olmasın? Kuvvetli bir çocuk, sadece boyu biraz daha kısa Sultan Murat'tan. Sınıf temsilcisini nasıl seçiyorsak, komando şefini de öyle seçelim, oysa burada hiç seçim yapmadan komutan Sultan Murat'tır diyorlar ve o oluyor. Tinaliyev onları önce sessizce ve gülümseyerek dinledi, sonra birden ciddileşerek, Kesin gürültüyü. Gelin buraya. Şöyle sıraya girin bakalım. Madem ki komando oldunuz. Komando gibi hareket edin. Şimdi iyi dinleyin beni. Bilin ki bir kumandan seçimle kumandan olmaz. Daha yüksek rütbeli bir kumandan tarafından atanır. Peki o yüksek rütbeli kumandanı kim tayin eder? Onun da üstünde olan bir başkası. Hepsi sustu ve başkan konuşmaya devam etti. Şunu unutmayın. Savaş halindeyiz ve burada da savaş düzeni içinde yaşamamız gerek. Sizin sorumluluğunuzu ben kellemi ortaya koyarak aldım. İkinizin babası savaşta öldü. Üçünüzün babası da cephede savaşıyor. Hem ölenlere hem yaşayanlara karşı sizden sorumluyum. Pulluklarınızı alıp uzak aksay kırına gideceksiniz. Özel görevi olan bir paraşütçü komando birliği gibi günler boyu, geceler boyu o buz kırda kendi başınıza kalacak, kendi başınıza hareket edeceksiniz. En ufak bir şey için çekişirseniz orada nasıl yaşayacak, nasıl çalışacaksınız? Avluda onun karşısında sıralanan çocuklara bunları söyledi Tinaliev Karşılarındaki bu eski paraşütçünün sırtında yine o hiç değiştirmediği kül rengi asker kaputu, başında yine o asker şapkası, belinde yine hiç bırakmadığı çantası vardı. Suratı asık ve çıkıntılıydı. Genç olmasına rağmen kaburgaları eksik olduğu için kambur duruyordu. Bekbay'ın oğlu Sultan Murat'ı komando şefi atayan Tinaliyev bunları söylemişti işte. Sultan Murat'a hitap etti. Her şeyden sorumlusun. İnsanlardan, hayvanlardan, pulluklardan, koşumlardan sorumlusun. Aksa'daki çalışmalardan da sorumlu olacaksın. Sorumlu olmak demek görevi başarmak demektir. Başaramazsan başkasını kumandan yaparım ama şimdi hiçbirinizden itiraz istemiyorum. Evet, o gün tavlanın avlusunda küçük Aksay komandosu birliğinin önünde Başkan Tinalev işte bunları söyledi. Genç çiftçiler saygıyla, hayranlıkla bakıyorlardı ona her emrini yerine getirmeye hazırdılar. Karşılarındaki bu savaşçı sanki Manas idi. Kır saçlı, zırhlı, heybetli Manas. Ve kendileri de onun sadık, yiğit batırları, kılıçları bellerinde, kalkanları ellerindeydi. Kimlerdi Manas'ın güvendiği davası için umut bağladı bu korkusuz kahramanlar? Birincisi, ünlü yiğit Sultan Murat. En yaşlıları o değildi ama o da 15'ine basacaktı yakında. Yürekli ve akıllı olduğu için komutan olarak atanan Bekbay'ın oğlu Sultan Murat. Babaların en iyisi olan babası uzaklarda büyük savaştaydı. Savaş atı Çadbar'ı Çabdar'ı Sultan Murat'a bırakmıştı. Sultan Murat'ın bir de erkek kardeşi vardı. Hacı Murat. Ara ara canını sıksa da onu severdi. Çok severdi Sultan Murat. Gizli gizli güzel Mirza Gül bir keşi de severdi. Mirza Gül bir keşin gülümsemesi hepsinden daha güzeldi. Boyu Türkistan kavağı gibi ince ve uzun, yüzü kar gibi ak, gözleri karanlık gecede yanan dağ ateşinin korları gibi parlak. İkinci korkusuz Batır, Anatay idi. Yaşı en büyükleri hemen hemen 16'sını dolduran Anatay. Boyca değilse de başka bakımlardan hiçbirinden geri kalmazdı. Çok kuvvetliydi. Bir de Batır'a yakışır güzel bir atı vardı. Adı Okdoru yani Doru Ok idi bu atın. Onun babası da uzaklarda büyük savaştaydı. Anatayda da gizli gizli aynı güzeli, o ay yüzlü Mirza bir keşi seviyordu. O güzeli öpmeyi öyle istiyordu ki. Üçüncü Batır Erkin Bek idi. Ailesinin en büyük çocuğu, iyi yürekli, güvenilir bir arkadaş. Bazen derin derin iç çeker, gizli gizli ağlardı. Babası o uzak yerlerde Moskova savunmasında kahramanca çarpışarak ölmüştü. Erkin Bek'in de yiğitlere yakışır bir atı vardı. Adı Akbaypak Pak küllük, yani yani Aksekilli Küheylan. Dördüncü Batır Gözü pek yiğit, ergeç idi. O da iyi ve sadık bir arkadaştı. 15 yaşındaydı. Tartışmayı, fikrini açıkça söylemeyi severdi ama tam güvenilecek bir çocuktu. Onun babası da uzak ellerde savaştaydı. Onun yiğitlere layık atının adı Altın Tuyak, Altın Toynak idi. Bu dört batır arasında bir de beşincisi vardı. Kubatkul Batır. O da 15 yaşındaydı. O da ailenin en büyük çocuğuydu. Babası beyaz Rusya ormanlarında kahramanca çarpışarak ölmüştü. Çalışmayı sever, yorulmak nedir bilmezdi. O da atını çok severdi bütün batırlar gibi. Onun atının adı Cibekcala, İpek Yele idi. Tina karşısında sıralanmış batırlar bunlardı işte. Omuzları ince, boyunları ince, başları dik bu batırların gerisinde büyük akurun başında pulluklara koşulacak atlar duruyordu. Uzak aksay kırında iki bıçaklı pulluklara dörder dörder koşulacak olan yirmi at. Kar kalkar kalkmaz aksaya gideceklerdi. Aksaya. Toprak uyanır uyanmaz çift süreceklerdi aksayda. Aksayda. Ama kar henüz kalkmıyor, kalın kürküyle her tarafı örtüyordu. Yine de o gün yaklaşmakta her şey o güne doğru koşmaktaydı. Bölüm 5 O gün yaklaşıyordu. Aksay'a gidecek atlara bazıları komando atları, bazıları da Aksay atları diyorlardı. Ne derlerse desinler. Gerçek şuydu ki bu atlar iki hafta içinde ahırın diğer atlarından iyice ayrılmış, semirmişlerdi. İyi bakılan, iyi yemlenip sulanan bu tımarlı Aksay atları komando akuru önünde sıralanmışlardı. Gittikçe güçlenen kasları, neşeli bakışları, en ufak sese kulak kabartmaları göze pek hoş görünüyordu doğrusu. Bu atların her biri kendi huyuna, kendi benliğine kavuşmuş, unutulmuş huyu ve alışkanlıklarını tekrar kazanmış, şimdiden yeni sahiplerine bağlanmışlardı. Tanıdıkları seslere, adımlara dönüyor, fısıldar gibi tatlı tatlı kişniyor, ipek gibi yumuşak dudaklarını güvenle uzatıyorlardı. Çocuklar da çok sevmişti onları. Gerçek sahipleri gibi davranıyor, ta karınlarının altına sokularak çıkışıyorlardı onlara. ''Hadi, al ayağını biraz geri çek.'' Tamam tamam koca kafalı yavaş o. şuna da bak nasıl, yas nasıl yaslanıyor insana. Cilve yapıyor kerata. Hep sana mı bakacağız? Başkaları var sırada. İlk günlerde atlar su içmeye giderlerken kör gibi yürüyorlardı. Sonraları özellikle sudan dönüşte canlanıp oynaşmaya başladılar. Çocuklar onları kendi atlarına binerek topluca götürüyorlardı savurmaya. Sultan Murat Çabdara, Anatay Oktoru'ya, Erbinbek Alpay... Albay Paka, Ergeç Altın Tuyaka, Kubatkul da Cibekcala'ya biniyorlardı. Bu küçük yılkıyı dört yandan çevirip sürüyorlardı dereye. Kışın su içme yerinin iyi olması, kaygan olmaması gerekir. Birçok at bir arada suvarılırken bunun önemi büyüktür. Onun için dere kenarındaki buzları kırar, tehlikeli yerlerin üzerine saman atarlar. Çok soğuk olduğu zamanlarda ise buzu kırıp koca delikler açmalar gerekir. Sultan Murat sıkı bir kural getirdi su varma işine. Su içme yerini herkes sırayla hazırlıyordu. Atlar genç çiftçilerin gözetiminde derenin buz gibi soğuk suyunu hiç acele etmeden itişip kakışmadan içerlerdi. Su buzun üstüne çıkar, çakıllı yatakta süzülüp akar sonra yine buzların altına girerdi. Orada kaynaya kaynaya aktığı, şarıldadığı, buzlara çarparak ses çıkardığı duyulurdu. Atlar bir ara başlarını kaldırıp su içmeyi bırakır, sanki bu sesle kulak verir, kısa aralıklarla görünen güneş ışınlarında ısınır ve sonra yine içmeye devam ederlerdi. Suya kanınca hiç acele etmeden, oynaşarak, burunlarını şişirip pofurdatarak, kuyruklarını sallayarak, ileri geri koşup kıç atarak tavlanın yolunu tutarlardı. Çocuklar da bindikleri atları koşurup onları çevirir, bağırıp çağrışırlardı. Aradan birkaç zaman daha geçince gelip geçenler durup hayran hayran atları seyretmeye başladılar. Sanki o cılız, ölgün beygirler gitmiş, bambaşka atlar gelmişti onların yerine. İyice canlanmış, dirilmişlerdi. Dünyada at kadar duyarlı yaratık yoktur, diyordu köyün ihtiyarları. Ehil ellere düştükleri zaman hemen toparlanırlardı. Sen ona serçe parmağın kadar... Versen o sana yüz katını öderdi ve sonra at üzerine eski hikayeler anlatırlardı ne atlar varmış eskiden derlerdi. Övgüde cimri davranan yalnız başkan Tinaliyev idi. Keskin bakışlarıyla atları özellikle de çocukları dikkatle süzer incelerdi. Her şeyin uz gidip gitmediğine, arabaların pullukların koşumların durumuna bakar, pantolonunun dizi yırtılmış çocuğa ''Niye yamanmadı o yırtık? Anneni vakti yoksa eline inleyiplik alıp kendin dikemedin mi? Atların çulları ne oldu? Hala hazır değil mi?'' Ahırı da götürecek değilsiniz ya aksaya, bozkır geceleri pek serin olur diye bağırırdı. Onları sıkıştırır, çok az zaman kaldığını, burada yapılacak işleri aksaya bırakmamak gerektiğini söylerdi. Bazen bağırıp çağırarak küfür ettiği bile olurdu. Arabacılar çiz sürecek atların kuru yoncalarının vaktinde getirmezlerse, bundan ekip başı çekici sorumlu tutuyor ve onu da azarlıyordu. Bu işi sevinç ve heyecanla karşılamayanlar da vardı. Bunlar çocukların anneleriydi. Her gün biri gelip çıkışırdı. Kim icat etmişti bu komando denen şeyi? Görülmüş şey mi bu? Kocalarının savaşta olmaları yetmiyormuş gibi şimdi de çocuklara asker yapmışlardı. Evlerinde dert anlatacakları ve kendilerine yardım edecek kimse kalmıyordu. Sabahın köründen gece yaralarına kadar ahır işleriyle boğuşuyordu çocuklar. Aslına bakılırsa haklıydılardı. En çok azar işiten de Sultan Murat'tı. Çünkü kumandan o idi ve öteki çocuklardan da sorumluydu. Her şeyin hesabını vermek zorundaydı. En zoru da annelerini hesap vermeleri. Onlara laf anlatmaları oluyordu. Sultan Murat'ın annesi bıkmış usanmıştı. Baban sağ salim dönsün de hesabını ona verirsin. Bıktım artık. Bu dert beni öldürecek. O zaman aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur diyordu. Gerçekte çok acıyordu oğluna. Sultan Murat'ın elinden bir şey gelmezdi ki. Onun da işleri başından aşıyordu. Komandoların her biri dört atla ve daha birçok işle meşgul olmak zorundaydılar hayvanları yemliyor, su varıyor, tımar ediyor, ahırı temizliyor, eksikleri hazırlıyor. Ve sonra yine temizlik, tımar derken gözlerini açacak zaman bulamıyorlardı. Atların iyileşmek bilmeyen yaralarını temizleyip iyileştirmeye çalışmak, omuz başlarında, cilavlarında açılmış hamut yaralarını iyileştirmek hiç de kolay bir iş değildi. Bölgenin baytarı onlara her çeşit merhemi bırakmıştı ve bununla kendileri tedavi ediyorlardı o azmış yaraları. Her gün yapıyorlardı bu işi. Yoksa iyileşmezlerdi. Yemini verip semirtmek kolaydı. Bunu yapıyorlardı ama cıdaları yaralı olduğu için hamut geçiremiyorlardı hayvanlara. Atların hemen hemen hepsinin omuzlarında, toynak köklerinde büyük küçük yaralar vardı. Böyleydi işte. Hayvanlar bu yaraları iyileştirmek istediklerini anlamıyor, onun içinde dokundurmak istemiyorlardı. Atlar yeteri kadar semirip ağırlaşınca onlara ısınma hareketleri yaptırmak, her birini en az günde bir buçuk saat koşturmak gerekmişti. Aksi halde diyordu ihtiyaç çekiş. Pulluğu çekme için kanter içinde kalırlar ama tarla sürülmüş olmaz. İşte atları bu yüzden koşturup alıştırdıkları bir gün çok can sıkıcı bir olay geldi başlarına. Beş çocuk atlarını koşturup açmaya çıkmışlardı. Her biri kendi savaş atına binmişti. Sultan Murat Çabdar'a, Anatay Oktoria, Erkinbek Akbaypak'a, Ergeç Altın Tuyak'a, Kubatkol Civekcal'a'ya. Her zaman yaptıkları gibi hayvanları tırısa kaldırıp avulun etrafında bir tur attılar. Sonra yola girip köyden çıktılar. Yine tırıs giderek karla kaplı ovaya sürdüler atlarını. Açık ışıl ışıl bir gündü. Bahar ışınları havayı doldurmaya başlamıştı. Karlı tepeler ve yamaçlar öyle apak, öyle ıssız ve sakindi ki sinek uçsa görür, vızıltısını işitirdiniz. Sanki kış bir kuytuya sinmiş, sıra güneşin ışıt, ışıt ışıtmasına gelmişti. Atları keyfi yerindeydi. Koşup açılmak için can atıyorlardı. Çocuklar dizginleri gevşettikleri için daha hızlı koşmaya başladılar. Dört dala koşmak istiyorlardı. Sultan Murat önden gidiyor hemen ardından gelen Anatay da durmadan bağırıyordu. Daha hızlı sür daha hızlı niçin yavaş gidiyorsun? Ama kumandan olan Sultan Murat daha hızlı sürmek istemiyordu. Bu bir yarış değil atların açılması için bir antrenman idi. Böylece pulluğa koşuldukları zaman daha iyi, daha rahat çekeceklerdi. Hızını arttırmadı fakat tam atların başını çevirip dönecekleri zaman küçük tepenin oradan sesler işittiler. Öğrenciler okuldan çıkmış evlerine dönüyorlardı. Komandoları görünce hepsi birden el kol hareketi yaparak onlara doğru koşmaya, bağırıp çağırmaya başladılar. Komando elleri de el kol karşılık verdiler. 7. sınıfın yani kendi sınıflarının öğrencileriydi bunlar. O gürültücü kalabalığın arasında Sultan Murat onu da Mirza Gül'ü de gördü. Nasıl olduğunu bilmiyordu ama uzaktan hemen fark etmişti onu. Başındaki şalıyla, ürkek bakışlarıyla, süliyeti, yürüyüşü ve sesiyle hemen tanımıştı. O da kendisini tanımış olmalıydı. Öbür çocuklarla birlikte tepeden koşarak, bağırarak, çantasını sallayarak iniyordu. Hatta onu Sultan Murat diye bağırdığını duyar gibi oldu. Kollarını açarak kendisine doğru koştuğunu sandı. Hemen o anda günlerden beri onu hiç aklından çıkarmadığını, özleyip durduğunu anlayıverdi. Bir sevinç dalgası kapladı vücudunu. Onu sarmalayıp, kucaklayıp aldı kördürdü. İşte böyle oldu o olay. Arkadaşlarının geldiği tepeye doğru atlarını dört nala sürdüler. Tarlalara geçip tepenin yamacına geldiler. Çocukları tepenin aşağısında kar karşılar. Arkadaşlarının hayran bakışları arasında orada bir tur atıp ahıra dönebilirlerdi. Sultan Murat böyle düşünüyordu Ama Anatay güzel atı ok toru ile ok gibi fırlayarak öne geçti Dur çok koşturma nereye gidiyorsun Dediyse de Anatay dinlemedi Tuhaf bir düşünce Sultan Murat'ın içini yaktı güle kendisi göstermek istiyor diye düşünmüştü Allah bullak etti bu düşünce onu Boynuna sarılırcasına eğilerek çabları hızla sürdü Anatay'ın ardından Anatay bunu anlayınca daha da hızlandı Çılgın bir yarış başlamıştı şimdi Mirzagül'ün yanına ilk varan olmak, hüner ve üstünlüklerini göstermek için deli gibi koşturuyor, rüzgar gibi uçuyorlardı. Az sonra Çabdar arayı kapattı, üstünlüğünü kanıtladı. Onun gerçek bir yarış atı gibi hızlı koştuğunu babası söylemişti zaten. Göz ucuyla sınıf arkadaşlarına bakınca onların o yarışı, o güç gösterisini seyretmek için durduklarını gördü. Aralarında Mirzagül'ü de görüyor ve zaten yalnız ona bakıyordu bu çılgın yarışı onun için başlatmıştı ve Anatay'ı geçmek, Mirza Gül'ün yanına daha çok sokulmak için atını biraz daha yukarıdan sürmüştü. İyi ki öyle yapmıştı. Yoksa o yarışın sonu çok daha kötü olabilirdi. Anatay'a yetişip biraz daha yukarı kayarak onu bir boy kadar geçmişti ama tam bu sırada Anatay'a bir şey olmuş, bütün çocuklar bir çığlık atmıştı. Sultan Murat başını çevirip baktı. Anatay yoktu. Atını güçlükle yavaşlatıp geriye döndü. Oktoru yamaçta kayıp düşmüş, geniş ve derin bir iz bırakarak aşağıya kaymış, Anatay da üzerinden yuvarlanmıştı. Çocuklar bağırışarak Anatay'a doğru koştular. Anatay karların üzerinden güçlükle doğrulup yavaş yavaş ayağa kalkıyordu. Sultan Murat çok korktu. Hele Anatay'ın yanına gidip onun ellerinde kan görünce korkusu daha da arttı. O sırada bir an Mirza Gül'le göz göze geldi. Şaşırmış, sararmıştı ama yine de çok güzeldi. Kendine gelen anatay atının yanına koştu. Hayvan kalkmak için debeleniyor ama dizgin ayaklarına dolandığı için kalkamıyordu. O sırada komandonun öteki binicileri de geldiler ve oktorunun kalkmasına yardım ettiler. Sultan Murat çocukların sesini işte o zaman duyabildi ve kazanın ucuz atlatıldığını anladı. Mirzagül bir keş Mirzagül bir keş için gösteri yapmaya kalkan batırların bu yarışı işte böyle onları mahcup eden bir olayla sonuçlanmıştı. Şimdi utançlarından Mirzagül'ün yüzüne bakamıyorlardı. Bir an önce ahıra gitmek için tek kelime etmeden üzgün, mahcup bir şekilde ayrıldılar oradan. Köye yaklaşırken ergeç oktorunun topalladığını fark etti. Dur, dur biraz. Görmüyor musun atın topallıyor? Diye bağırdı Anatay'a. Ne? Topallıyor mu? Dedi Anatay. Topalıyor ya. Anladın mı? Sultan Murat Anatay'a sen öne geç de topallayıp topallamadığını görelim dedi. Gerçekten de Oktor'u sağ ön ayağının üzerine basamıyor, iyice topallıyordu. İnip elleriyle dokunarak baktılar ve incinen yeri hemen buldular. Bileği şişmeye başlamıştı bile. Durum kötüydü. Ne yapacaklardı şimdi? Atlara o kadar özenle bak, hazırla, sonra da bu felaket gelsin başlarına. Asların her an kayıp düşebilecekleri karlı bir yamaçta hangi akılla yarışa kalkışmışlardı? Kendilerine bir şey olmamıştı neyse ki. Hiddetinden kıpkırmızı olan Anlatay birden bağırdı. Senin suçun bu. Yarışı sen başlattın. Ya sana dur koşturma diye bağıran ben değil miyim? Peki sen niye dört nala sürdün? Birbirlerini bağırmaya başladılar. Ağız dalaşı neredeyse yumruklaşmaya dönüşecekti. Yine de kendilerini tuttular. Süklüm büklüm olarak topal bir atla döndüler tavlaya. Yüzlerinden düşen bin parçaydı. Hiç konuşmadan atları yerlerine bağladılar. Tabii topal oktoruyu da. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ne cevap vereceklerdi şimdi? Çocuklar Anatay'a gitse durumu anlat. Kazanın, kazanın nasıl olduğunu, oktorunu topalladığını söyle. Ne yapmak gerektiğini sor dediler. Ama Anatay söz dinlemiyordu. Niye ben söyleyecekmişim? Başımızda bir kumandan var ya o söylesin. Suç benim değil zaten. Yine tartışmaya başladılar. Yine neredeyse dövüşeceklerdi. Anatay'ın hiç suçu olmadığını söylemesi Sultan Murat'ı iyice sinirlendiriyordu. Sen aslında sümsün tekisin. Yiğitliğin lafta kalıyor. Ciddi bir şey olunca korkuyor kaçacak yer arıyorsun ama ben korkma madem ki böyle ben de gidip her şeyi anlatırım. E git anlat. Kumandansın ya. Sultan Murat her şeyi göze alıp seyislerden birine olayı anlattı. Seyis koşup geldi, atın ayağına baktı ve... Ve kıyamette koptu. Tam çift sürmeye gidecekken atlardan birini yitirmek öyle kolay geçiştirilecek bir mesele değildi. O arada ekip başı çekişte geldi atıyla. Biri haberi ulaştırmıştı ona. O geldiği zaman Seyis Oktoru'nun bileğinde kırık mı çıkık mı olduğunu anlamaya çalışıyordu. Toynak sesi duyunca hepsi birden dönüp bakmış ve çekişi, saçı başı karışmış, parlamaya hazır görmüşlerdi. Bir şey söylemeden atından indi ve yanlarına gelip, ''Ne halt ediyorsunuz orada?'' dedi. ''Atın ayağına bakıyoruz aksakal, incirmenin kırık mı olduğunu anlamaya çalışıyoruz.'' Çekiş hiddetten kıpkırmızı olmuştu. ''Bakın bakalım.'' Bakın hepsini harp divanına vereceğim kurşuna dizdireceğim onları diye haykırdı. Kamçısını çekip çocukların üzerine yürüdü. Çocuklar her tarafa kaçıştılar. Çekiş de peşlerinden. İhtiyar Aksakal onları yakalayamadı. Nefes nefese kalmış. Öfkeden mosmor olmuştu. Kamçısını sallaya sallaya bağırıyordu. Hainler faşistler. Mer hainlere teslim etmişiz atları. Hepinizi kurşuna dizmeni, hepiniz. Bunca ekmek bunca yem boşa geçecek. Neyle çift, süre, çift süreceğiz şimdi? küfürler savurarak kamçısını sallaya sallaya koşarken Sultan Murat'la yüz yüze geldi. Bütün çocuklar kaçtığı halde o yerinden kımıldamamıştı. Yüzü sapsarıydı. Korkmuştu ama sorumluluğunu da unutmamıştı. Çekişin gözlerine bakıyordu dikkatle. ''Ya sen ha utanmadan bakıyorsun ha yüzüme.'' dedi ve kendini tutamayıp kamçıyı indirdi komando şefinin omzuna. Kamçısını tekrar indirdi ama bu defa vurmadı. Vuracakmış gibi tehditle ayağını yere vurmaya başladı küfürler savurarak. Çocuk korkup kaçsın istiyordum. Defol köpe oğlu defol. Yoksa parçalarım seni. Sultan Murat bir an sendeledi ama gitmedi. Sadece korunma refleksiyle ellerini yüzüne götürerek ve kamçının sırtına inmesini bekleyerek gözlerini Çekişin gözlerinden ayırmıyordu. Bütün gücünü toplamıştı kaçmamak için. Çocuğun bu inadına şaşıran Çekiş Duralı ama hiddeti geçmemişti. Tepine tepine bağırıyordu. Pekala. Şimdi de bu yeter sanan. Baban savaştan dönünce yiyeceksin ikinci kamçıyı. Baban geldiği zaman bu olay için onun önüne de şaklatacağım kamçıyı sırtımda. Sultan Murat ağzını açıp tek kelime söylemiyor. Çekiş ise öfke ile dolanıp duruyor. Defol! Defol diyorum hala dikiliyor karşımda. Peşinden koşacak hali mi var benim bu yaşta? İnsan hiç olmazsa saygısından kaçıp gider. Ben de kurtulurum dövmekten. Hem nereni döveceğim senin ne elbisen o kadar ince ki vursam sırtım parçalanır. Nerene vuracağım senin? Pekala. Yeter bu ihtiyarı başta. Baban geldiği zaman birlikte siz siz beni kamçılarsınız. Şimdi göster bakalım o ata ne yaptığınızı. İşte o gün olan olay buydu. Sultan Murat hak ettiği cezayı aldığını düşünüyordu. Bunca emek, bunca gayret boşa gidince ekip başı vurmasında ne yapsın da? Topal bir at ne işe yarardı ancak mezbahaya gönderilirdi topal at ama çift sürecek bir ata kim kıyabilir? Tek umutları sakatlığın pek önemli olmayışında idi. Çekiş ve diğer anlayanlar böyle diyor, böyle umuyorlardı. Oktoru'yu atları iyileştirmesini iyi bilen bir ihtiyara götürmek zorunda kaldılar. Oraya yonca yulaf götürdüler ve kendileri de her gün gidip baktılar. Şansları varmış. Beş gün sonra oktorunun ayağı tamamen iyileşmiş, ahıra getirilmişti. Sultan Murat için o hafta pek zorlu geçti. Evde annesi hastalandı, Önce biraz rahatsızlandı sonra şiddetli bir ateşle yatağa düştü. Hafta boyunca evde kalarak annesine ve küçük kardeşlerine bakmakta Sultan Murat'a düştü. Evlerinin ne kadar yoksul duruma düştüğü de işte o günlerde çarptı gözüne. Babası askeri, babası askeri gittiği zaman on kadar koyunları vardı oysa şimdi sadece bir tane kalmıştı. İkisini eti için kesmişler ötekileri de savaş vergisini vermek ve borçlarını ödemek için satmışlardı. Bereket versin inekleri duruyordu yakında buzağlayacağı belliydi ineğin memeleri iyice dolmuştu bir de Hacı Murat'ın eşeği Karayel'e vardı avlunun başında dolaşıp duruyordu bütün hayvanları bu kadardı işte üstelik bunlara verecek yem de yoktu Anbarda biraz mısır sapı saklamışlardı eğer kış uzun sürmezse hayvan doğuruncaya kadar bu saplar yeterdi ama kış uzarsa ne yapacaklarını bilen yoktu. Eşek kendi yiyeceğini bulmak zorundaydı. Avlunun etrafında çalı, diken ne bulursa otluyordu. Yakacakları da kalmamıştı. Tezek bitmişti. Kuru çöğen otları da birkaç gün idare ederdik. Sonra ne yapacaklardı? Köpekleri Aktoş'ta bir deri bir kemik kalmıştı. Sultan Murat'ın içi sızladı ve kendisinden utandı. Aksay komandosunu hazırlamak için tavlada gecesini gündüzüne katarak çalışmış, Evi ihmal etmiş ve bu acıklı duruma düşmesini fark etmemişti bile. Babaları varken böyle miydi evin hali? Kış ve baharı çıkaracak kadar ot biçerdi babası, yakacakları da bol bol yetiyordu. Babası varken bambaşka bir düzenleri de vardı. Umutlu ve mutluydular. Yalnız onlar değil, belki herkes iyi durumda, herkes mutluydu o zamanlar. Şimdi ise avlunun görünüşü bile yürekler acısıydı. Yollar ve evler değişmeden duruyordu ama onlar bile babasının olduğu zamankinden bir başka görünüyordu şimdi. Avlunun yanındaki yoldan geçen arabaların dingil sesleri bile neşesini yitirmişti. Babasının burada olduğu zamankine hiç benzemiyordu. Cumbula gidip gelenlerin anlattıklarına göre şehirde de hayat çekilmez olmuştu açlık, pahalılık, büyük bir sefalet hüküm sürüyormuş. Onun için gidenler bir an önce dönmeye çalışıyorlarmış. Demek ki o koca şehir babasıyla oraya gittikleri zamankinden çok farklıymış şimdi. Nasıl oluyordu bu? Besbelli babası olmadığı zaman her şey kötüye gidiyordu. Neredeydi babaları şimdi? Nasıldı? Son mektubu bir buçuk ay önce gelmişti. Annesi çok üzülüyordu. Sultan Murat'a postada gecikme olmuştur diye avutmaya çalışıyordu onu. Cepheden yazılan mektup gecikir elbet diyordu. Belki orada kimsenin mektupla uğraşacak hali yoktur. Ama insanı kaygılara düşüren de bu idi işte. Talçuy'dan beklenen mektubun gecikmesi başka, cepheden beklenen mektubun gecikmesi idi. Hepsi bunu düşünüyor, üzülüyorlardı. Önceki gün sabahın alaca karanlığında köpek birden havlayarak dışarı fırladı. Az sonra da havlamasını kesip sevinçle ürüdü. Hemen ardından biri pencereye tıklattı. Annesi hasta yatağından doğrulup baktı. Sultan Murat da koşmuştu pencereye. Evin önünde bir adam vardı. Onu ilk tanıyan annesi oldu. Nurgazi dayınız gelmiş. Git karşıla dedi oğluna. Dönüp yatağına girdi. Soğuktan titriyor, dişleri takır diyordu. Dayıları Nurgazi vaktini dağlarda koyun otlatmakta geçirirdi. Ömrü boyunca yakındaki Soho'da çoban olarak çalışmıştı. İlerlemiş yaşına rağmen onu bile askere çağırmışlardı ama onu ve birkaç çobanı Cambul'dan geri göndermişlerdi. Onlar giderse sürülere bakacak kimse kalmıyordu çünkü. Sürü de kendi haline bırakılamazdı. İşte bu sebeple askere gitmeyen dayıları ara sıra gelip onları görüyordu. Bu defa da kardeşinin hasta olduğunu öğrenince koyunları ağla kapadıktan sonra geceleyin kalkıp yola çıkmıştı. Fazla vakti yoktu. Hasta kardeşini ve çocukları görüp hemen dönecekti. Kapkara yanmış yüzü, kırağı kapla, kaplamış ağır kürkü, tilki postundan yapılmış kalpağı, keçe goncu dizlerinin yukarısına kadar çıkan çizmeleriyle kocaman görünüyordu. Onunla birlikte soğuk ve koyun kokusu da dolmuştu odaya. Çocuklar sevinçle bağırışarak etrafını sardılar. O kürkünü çıkarıp kardeşinin yattığı yatağın başına oturdu. Hiçbir şey söylemeden onun ateş gibi yanan ellerini avuçlarının arasına aldı, nabzına baktı. Onun incecik bileğini güçlükle bükebilen, kalın ve rengi koyulaşmış parmakları arasında tutarak uzun uzun dinledi. Bu işten anlıyordu. Öksürdü, biraz düşündü, sakalını sıvazladı ve sonra anladığı durum onaylar gibi gülümseyerek Sultan Murat'a ''Korkulacak bir şey yok. Soğuk almış sadece. Çok üşümüş. Ben de öyle tahmin etmiştim. Onun için biraz et ve kuyruk yağı getirdim.'' dedi. Kız kardeşine döndü. Bir sorpa kaynatırsın. Sorpa et suyu. İçine biber, soğan katar, sıcak sıcak içersin ve iyice terlersin. Sultan Murat git eğerden kurcunu al. Kurç, heybe, kurç. İçinde ne varsa getir. Kurcun kalsın. Çok vaktim yok. Sürünün başına dönmem gerek. Annesiyle dayısı şundan bundan konuşurlarken Sultan Murat ateşi yaktı, çayı koydu. Bu arada küçükler de uyanmış ve giyinmeden dayılarının boynuna atılmışlardı. Onları kucakladı ve sonra kürküne sarıp yanına oturttu. Ama çocuklar oturmuyor, onun dizine, sırtına çıkıyorlardı. Hele Hacı Murat iyice çocuklaştı. Üçüncü sınıf öğrencisi olduğu halde bebek gibi davranıyordu. Dayısının kalpağını giyiyor, kamçısını alıyor ve bir ata biner gibi omuzunda oturuyordu. Onun gözdesiydi zaten. Sultan Murat birkaç defa bağırıp engel olmak istedi. ''Ayıp ayıp, utanmıyor musun? Şu yaptığına bak, rahat bırak.'' dedi. Ama dayısı izin verdi. Bırak oynasın eğlensin. Ne kadar da sevinçliydiler o sabah. Okula gitme saati gelip geçtiği halde Hacı Murat hiç oralı değildi. Gitmiyordu. Annesi acele etmesini söylediği halde o dayısının etrafına dönüp duruyordu. Dayısı da okula geç kalmamasını söyledi sonunda onu güçlükle razı ederek giydirdiler. Sultan Murat da çantasını tutuşturarak ve elinden tutarak evden çıkarmak zorunda kaldı. Gitmemek için direnen Hacı Murat kapının önünde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Okula ağlaya ağlaya gidiyor ve Sultan Murat da ona çok, çok acıyordu. Dayısının da canı sıkıldı. ''Yoksa ona vurdun mu?'' diye çıkıştı Sultan Murat'a. ''Hayır dayı ki, hiçbir şey yapmadım.'' ''Niye ağladı öyleyse?'' Annesi başını yastıktan kaldırarak araya girdi. Ona bir şey yapmadı. Babasını çok özlediği için ağlıyor. Çocukların sana düşkünlüğü de bu yüzden. Seni babaları yerine koyuyorlar. Hepimizin canına yetti artık. Sabırsızlıkla özlemle bekliyoruz. Hiç haber yok. İki ay oluyor mektup gelmeyeli. Nurgazi kardeşini teselli etmeye çalıştı. Ağlayıp gücünü yitirmemesini, çocukları düşünmesini söyledi. Savaş bu. Gecikirdi elbet ama bazen hayatından ümit kestikleri, öldü sandıkları birinden altı ay sonra mektup geldiğini, hayatta olduğunun anlaşıldığını, bu olaylara çok sık rastlandığını anlattı. Sultan Murat, hasta annesinin yanında kalarak geçirdiği o günlerde babasız kalmanın acısını çok içten duydu. Dayanılır şey değildi babasız kalmak. O da Hacı Murat gibi küçük bir çocuk olsa üzüntüsünden bağıra bağıra ağlardı ağlaya ağlaya kaçıp gider, bir yerlere saklanırdı. Ufacık bir umut onun istediği. Yakında dönemeyecekse bile sağ olduğunu öğrenmek yeterdi ona. O zaman rahat bir nefes alır, sabırla beklerdi. Şimdi öğretmeni İnkamay Apay'ın durumun daha iyi anlıyordu. Öğretmen İnkamay Apay bir gün tavlaya gelmişti. Avluda onu kasabaya götürecek atların koşulmasını beklerken görmüştü. Omuzunda yine o kaba örgülü şal vardı. Eskimiş, çarpılmış kapının yanında duruyordu. İyice ihtiyarlamıştı. Yalnızlık ve özlem acısı okunuyordu gözlerinde. Ama bir gün sonra dönüp geldiği zaman zor tanıdılar onu. Sanki o ihtiyar kadın gitmiş, başka biri gelmişti. Daha doğrusu eski haline, gençlik haline dönmüştü. Yüzündeki kırışıklıklar bile silinmişti sanki. Neydi onu bu kadar değiştiren? Öğrencileriyle ilgileniyor, tatlı tatlı konuşuyordu. Sultan Murat ona tavlayı dolaştırdı, komando atlarını gösterdi. İntuma yapay. İşte bizim Aksay'da çifti süreceğimiz atlar. Şurada, akurun başındalar. Aa, çok iyi atlar, çok iyi bakıldıkları belli. Aferin size.'' Eskiden görecektiniz onları, ayakta duracak halleri yoktu, yara bere içindeydiler. Cıdavları cılık yaraydı, irin doluydu her tarafları, tırnakları kırılmıştı. Şimdi biz bile tanımıyoruz onları işte, benim çadlarım. Bakın, ne ama, babamın atıydı o. Şu Akbatay, şu Celtaman. Bundan sonra Saraca gittiler. Öğretmenine bitmek üzere olan koşum takımlarını gösterdik. Oradan da pullukların olduğu yere gidip baktılar. Her şey düzenli, her şey tamamdı şimdiden çift sürmeye hazırdılar. İnkamay apay çok memnun olmuştu. Ayrılmadan önce onları okuldan elmalar almal okuldan almalarına çok üzüldüğünü, karşı çıktığını ama burada gördüklerinden sonra bu büyük fedakarlığın boşa gitmediğini anladığını söyledi. Şimdi önemli olan savaş, savaşın kazanılması, askere gidenlerin bir an önce dönmeleriydi. O zaman yitirilen zaman kazanılacaktı ve mutlaka arayı kapatacaklardı. İnkamay Apay çok ünlü bir iskambil falcısını görmek için gitmişti kasabaya. Bu ünlü falcı kağıt açtığı zaman fal iyi çıkarsa buna kendisi de çok sevindiği ve mutlu olduğu için fal baktırandan para almıyormuş. Onun için yalan söylemesi de mümkün değilmiş. İnkamay Apay'a üç defa fal açmış ve oğlunun hayatta olduğunu söylemiş. Hem de ne tutsakmış ne de yaralı. Yalnız çok önemli bir görevdeymiş ve mektup yazmaması gerekiyormuş. Yazma izni alır almaz mektup yazdıracakmış annesine. Bundan hiç kuşkusu yokmuş. Falcı kadının söylediklerinde belki bir gerçek payı vardı. Ne derece doğru olduğu bilinemezdi ama köydekileri kasabaya götürüp getiren arabacı bunları anlatmıştı. Sultan Murat öğretmenin kasabaya fal baktırmak için gittiğini öğrenince şaşıp kaldı. Fakat şimdi onun acılarını, korkularını çok iyi anlıyordu. Annesi iyileştiği zaman kasabaya gidip babası için fal baktırmasını isteyecekti ondan. Bunları düşünmek üzücüydü. Korkuçtu Ama bazen onu mutlu bir hayal aleminde yüzdüren düşünceleri de olurdu. Yavaş yavaş kaynayarak bir gözeden çıkan ve tatlı tatlı akan bir derece gibiydi bu düşünceler. Ve onu hep ona, Mirza Gül'e götürüyordu. Bu düşüncelere varmak için zorlanmıyordu. Kendi kendine biten, filizlenen otlar gibi doğuyor, onu Mirza Gül'e götürüyor, mutlu ediyorlardı. O da bu yüzden hep Mirza Güle düşünüyordu en çok istediği şey onu hiç aklından çıkaramadığını Mirza Gül'ün de bilmesiydi. O günlerde içinde bulunduğu bu duruma ne ad vereceğini henüz pek bilemiyordu. Bu olsa olsa başkalarından duyduğu ve kitaplardan okuduğu aşk denen şeydi. Bunu seziyordu. Askere giden yiğitler kaç defa ona bir mektup vermiş, bunu bir kıza ya da genç bir kadına vermesini rica etmişlerdi ondan. O da bu gizli görevi gururluğu gururla yerine getirmişti. Kimseye de tek kelime çıtlatmış değildi. Boş bazlık yakışır mıydı erkek olana? Hatta bir keresini uzak akrabalarından biri olan Camankur için aşk mektubu bile yazmıştı. Camankur gençti ama okuma yazması yoktu. Koyunların peşinden ayrılamadığı, dağdan dağa göçüp durduğu için okula gidecek zamanı olmamıştı. Askere giderken o da yavuklusuna bir mektupla sevgisini dile getirmek, sağlıkla kal demek istemişti. Çünkü geleneklere göre bir delikanlı bir genç kızla evleninceye kadar görüşüp konuşamazdı. Camankur da işte bu yüzden uzak akrabalarının oğluna başvurmuştu. Camankur'un böyle bir girişimde bulunması, mektubu yazarken, hele kelimeleri seçerken büyük bir heyecan duyması, damağının kuruyup dilinin tutulması, Sultan Murat'ın pek tuhafına gitmiş, için için gülmüştü. Hatta önce mektup yazmaya da pek yanaşmamıştı da zavallı Camankur'u epey yalvartmıştı. Sonunda kendisine sapı, sapı yabani koç boynuzundan bir çakı armağan edince razı olmuştu yazmaya. Aradan bir yıl geçmeden Camankur'u bu kadar heyecanlandıran şeyin kendi başına da geleceğini nereden bilecekti ki? Camankur ıssız dağlarda koyun güderken yavuklusu için bir mani düzmüştü ve Sultan Murat'a yazdırmıştı. Sultan Murat o dizeleri hatırladı ve içinden tekrarladı. Aksay, Göksay, Sarısay. Dolaştım bunca diyar. Bulamadım, bulamadım oy senin gibi yar. Tamam, hiçbir utanç ve korku duymadan duygularını sevgilisine uzaktan iletecek yolu bulmuştu. Birden karar verdi. O da bir mektup yazacaktı. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeli, iyi şeyler yazmalı, onun duyduğu zevki, mutluluğu başkalarına da duyurmalıydı. Her şeyden önce annesine yardım etmeliydi. Onun bir an önce iyileşmesine, babaları için daha az endişe duymasına, eskisi gibi çiftliğe dönüp çalışmasına yardımcı olmalıydı. Eve rahat ve huzur gelmeli ve annesi de çevresindeki her şeyin daha iyi gittiğini görüp oğlunun bir sevgilisi olduğunu tahmin etmeliydi. Bundan sonra evde kaldığı iki üç gün içinde Sultan Murat ancak bir yılda yapılacak kadar çok iş yapmıştı evde ve avluda her şeye çeki düzen vermiş, ihmal edilmiş bütün işleri yapmış, her yeri temizlemiş, her şeyi onarmıştı. Ara sıra annesinin yanına sokulup soruyordum. Nasılsın anacığım? Bir şeye ihtiyacın var mı? Annesi de acı acı gülümseyerek cevap veriyordu. Yok oğlum, memnunum. Artık ölmekten bile korkmuyorum. Bir şeye ihtiyacım olursa sana söylerim. Bir gece herkes uykuya dalınca düşündüğü mektubu yazmaya koyuldu. Onu rahatsız edecek hiçbir şey ve hiç kimse olmadığı halde çok heyecanlandı. Önce mektuba nasıl başlaması gerektiğini sordu kendi kendine. Onu yazdı o onu yazdı olmadı bunu yazdı olmadı. Yazdıklarını hiç beğenmiyordu. Suya atılan taşların oluşturduğu halkalar gibi dağılıp gidiyordu düşünceleri. Aklından geçirip olgunlaştırdığı her şeyi yazmak istiyor ama yazmaya başlar başlamaz kelimeleri birbirine bağlayamıyordu. Önce Mirza Gül'e çok güzel olduğunu, köyün en güzel kızı olduğunu, hatta yalnız köyün değil, bütün dünyanın en güzel kızı olduğunu söylemek istiyordu. Dünyada sınıfta oturup hep onu, onun güzelliğini seyretmekten daha güzel bir şey olmadığını söylemeliydi ona. Ama ne yapsındı? Hayat değişivermişti. O ve onun komando birliği artık okula gidemiyorlardı ve derslere tekrar ne zaman başlayacaklarını da bilemiyorlardı. Şimdi onu çok az görebiliyordu ve buna da çok çok, pek çok üzülüyordu. Onu o kadar çok özlüyordu ki bazen ağlamak geliyordu içinden. Ağlamak istediğini yazmayacaktı ona. Erkek dediğini ağlamazdı. Ama gerçekten de birkaç kez gözleri yaşardı. Ona teneffüslerde koşup yanına gitmesinin bir rastlantı olmadığını, sebepsiz olmadığını ama onun kendisinden kaçmakla haksızlık ettiğini de yazmalıydı. Hiç de kötü bir düşüncesi yoktu çünkü. Sonra ona küsta anatayın kendini göstermek, Sözde komandoların en yiğidi, en güçlüsü olduğunu kanıtlamak için sebep olduğu o yarışın aslını da açıklamak istiyordu. Ama nasıl başarısızlığa uğradığını da o da görmüştü. Yazık. Olan atı oktoriye olmuş, onun canı yanmıştı. Aslında Mirza Gül'e asıl söylemek istediği şu idi tepenin üzerinde çocukların arasını onu hemen fark etmişti ve aynı anda nice zamandan beri onu çok çok pek çok sevdiğini anladığını bağıra bağıra ve kollarını açarak aşağıya koşarken ne kadar güzel olduğunu bir müzik gibi bir çağlayan gibi bir alev gibi koştuğunu pencerenin kenarında yanan gaz lambasının fitilini birkaç kez yükseltti Fitil çok kısaydı. Bereket versin annesi öbür odadaydı ve onun gazı son damlasına kadar tükettiğini bilmiyordu. Yine de yazamıyordu mektubu. Yazacak bir şey bulamadığı için değil, aksine her şeyi birden anlatmak istediği için yazamıyordu. Öbür evlerin pencerelerinde ışıklar çoktan sönmüş, köpeklerin havlaması çoktan kesilmişti. O karanlık şubat gecesinde, Karlı Manas'ın eteğindeki vadide insanlar çoktan uykuya dalmışlardı. Dışarıda sessiz, koyu bir karanlık vardı. Mirza düşünen Sultan Murat'la o karanlık geceden başka bir şey yoktu. Sanki ikisi o ve karanlık yapayalnızdılar. En sonunda kararını verdi. Mektubuna aşıklık kat yani aşıklık hat, aşk mektubu başlığını yazdı. Kime yazıldığını da bu avılda yaşayan ve güzelliğinin nuru ile evini aydınlatan M'ye hitabı ile belirtti. Yazmaya devam ederek Pazarda binlerce insanın karşılaştığını ama ancak birbirlerine el uzatanların el sıkışıp selamlaştıklarını söyledi. Camankur için yazdığı mektuptan hatırladığı bir cümle idi bu. Sonra bütün hayatını son nefesine kadar ona adayacağını ve daha birçok şeyler söyledi. Mektubunu yine Camankur'un dizeleriyle bitirdi. Aksay, Göksay, Sarısay. Dolaştım bunca diyar. Bulamadım. Bulamadım oy senin gibi yar.